Öyle bir şey dedi.
Değerli meslektaşlarımız, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirdiğimiz seminerlerimize devam ediyoruz. Bugünkü seminerimizde devir, birleşme, bölünme konularını ele alacağız. Devir, birleşme, bölünme konularına genel bir şekilde bakacağız. Bugün birleşme konusunu sadece ele alacağız. Online seminerimiz Ulusal Uludağ Üniversitesi'nden değerli akademisyenlerimiz Profesör Doktor Halit Aker ve Profesör Doktor Adnan Gerçek ile odamızın ticaret mevzuatı ve muhasebe standartları komisyonu başkanı Kasım Çapraz'ın sunumlarıyla gerçekleşecek. Sunumlarına geçmeden önce sözü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere oda başkanımız Sayın Doğan Yılmaz'a veriyorum. Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi haftalar, iyi seneler diliyorum. Geçmiş pandeminin sürecinin önümüzde de belli bir süre daha devam edeceği gözüküyor. Bu nedenle online eğitimlerimize ya da bütün aktivitelerimizi online'da yapmaya oda olarak devam ediyoruz. Önümüzdeki ay ve süreç mesleki olarak da yoğun bir süreç. Umarım aşı çalışmaları ve alınan önlemler bir an önce sonuca ulaşır. Hep beraber fiziken kavuşacağımız günlerde bir arada oluruz diye umuyorum. Bu dönemde hep koronavirüsten etkilenen meslektaşlarımızla ilgili her zaman bir anma yaptım. Maalesef bu arada Yusuf Hamdi Karahan arkadaşımızı COVID'den kaybettik. O açıdan tekrar meslek camiasının başı sağ olsun. İki tane güzel haberimiz var. Yoğun bakımda olan ve entübe olan Sinan arkadaşımız vardı Karaca Bey'den. O çıktı, evinde şu anda istirahat ediyor. O açıdan bizim için güzel bir haber. Bir de Serhat Işık arkadaşımız yoğun bakımdaydı. O da bugün dün itibariyle eve çıktı. Bunlar da bizim için sevindirici haberler ve bunlar inşallah son olur diye düşünüyorum. Seminerin konusu meslektaşlarımızın belki bürolarında meslek hayatını icra ettikleri dönemlerde belki birkaç kere gelecek konular ama geldi mi de böyle canı acıtacak konular ve önemli konular. Özellikle vergi açısından avantajları var. Bunun müşterilerimize önerilmesinde fayda olacağını düşünüyorum. O açıdan faydalı bir sunum yapacaklarını hem Adnan hocama hem Halit hocama teşekkür ediyorum. Kasım'a, Üstad'a da sadece mesleki konular değil, meslekte yaşadığı tecrübeleri de anlatacağı bir sunum için şimdiden rezervasyon yaptırıyorum. Çünkü duayen üstadlarımızdan biri. Hakikaten çok sıkıntı çekiyoruz. Büro açan arkadaşlar, büro yönetim yapanlar. Bir günde böyle bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu sözlerle konuşmamı bitirmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde tekrar fiziken birlikte olmak dileğiyle diyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun şimdi. Oda Başkanımız Sayın Doğan Yılmaz'a açılış konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Seminerimiz soru ve cevap şeklinde iki bölümden oluşacaktır. Sorularımız seminer sonunda cevaplanacaktır. Şimdi seminerimizin ilk sunumunu yapmak üzere Ticaret Mevzuatı ve Muhasebe Standartı Komisyon Başkanımız Kasım Çapraz Üstadımıza sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim sevgili Kaan. Herkese iyi günler dilerim sevgili dostlar. İşletmeler yapılarına, kuruluş nedenlerine, içinde bulundukları ekonomik düzenin koşullarına, yönetim anlayışlarına ve buna benzer diğer etkenlere bağlı olarak farklı amaçlar güdebilmektedirler. Bunlar genellikle birinci amaç kar elde etmek, karını maksimize etmek, maliyetini minimize etmek, pazar payına hakim olmak, sürdürülebilir olmak, büyüme ve hızlarını arttırmak, şirket firma değerini maksimize etmek ve gelecek nesillere aktarabilmek şeklinde amaçları vardır. Tabii bu amaçlar içerisinde büyümenin önemli koşullarından bir tanesi de işletmelerin birleşmesidir. Daha doğrusu işletmelerin birleşmesi büyümek için önemli adımlardan bir tanesidir. Şirketlerin birleşmesi nasıl olur konusunda bugün değerli hocalarım ticaret hukuku açısından Profesör Doktor Halit Aker, vergi hukuku açısından Profesör Doktor Adnan Gerçek'le birlikte bir sunum oluşturacağız. Ben sadece şirketlerin birleşmesiyle ilgili birkaç konu söyledikten sonra konunun uzmanlarına sözü teslim ederekten daha sonra uygulamada var olabilecek bazı konularda sorulara cevap verebilmek için tekrar mikrofona geleceğim. Şirketlerde birleşme
bir ticaret şirketinin bir yerini devralması şeklinde, evet ki buna devralma diye şirketinde birleşme denir, veya ticaret şirketlerinin yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri ki buna yeni şirket içinde birleşme denir ve bu şekilde olarak iki türlü olur. Yeni kuruluş suretiyle birleşmede en az iki şirket olması gerekmekte. Bir de tek şirket, yeni kurulacak şirkete devralınamıyor. Bunu ben söyledikten sonra bu konudaki sözün esas sahibi bu konuları Halit Hocam'a bırakacağım. Benim anlatacağım konu daha çok şirketlerde birleşme nedenleri nelerdir olacak? İşletmeler neden birleşsinler? Bunların başında az evvel ifade ettiğimiz üzere büyümek, rekabeti azaltmak, faaliyet çeşitliliği sağlamak, psikolojik nedenler, vergi avantajları, yeni teknoloji elde etmek, finansal avantajları elde etmek ve sinerji sağlamak gibi başlıca sayılabilir. Şimdi aslında büyüme için önemli kriterlerden bir tanesi, işletmenin birleşmesi demiştik. Tabii bu haliyle işletmenin yeni teknoloji oluşturması açısından, yeni insan kaynaklarına ulaşması, yeni tecrübeye ulaşması açısından oldukça önem arz etmekte. Rekabeti azaltması konusunda ise pazar payını arttırmak için önemli bir unsur. Eğer rekabeti azaltabilirseniz pazar payınızı daha fazla arttırabilirsiniz. Sinerji sağlamak diye bahsettik. Sinerji sağlamak, iki tane ayrı şirketin bir araya gelip toplamasından daha fazla bir değer ifade edebilirseniz bir sinerji yaratabilmiş oluyorsunuz. Faaliyet çeşitliliği sağlayabilmek bilhassa sadece bir konuda değil, birden fazla konuda faaliyette bulunabilmek anlamında. Yani diğer bir ifadeyle kazanı büyütmek, kepçeyi aynı olmakla beraber şeklinde düşünülebilir. Finansal avantajlar elde etmek diye söylenebiliriz. Çünkü bu finansal avantaj elde etmek, borç verenlerin veya kredi verenlerin daha güçlü bir şirkete kredi vermeleri daha kolaydır. Bu anlamda risk derecesi daha düşük olacaktır. Bu gibi bilanço dengelerini gözetlemek amacıyla olabilir. Vergisel avantajlar elde etmektir önemli bir konu, amaç. Biliyorsunuz kurumlar vergisi kanununda her ne kadar az sonra sevgili Adnan Hocam bu konuyu daha derinlemesine anlatacak ise de devralınan şirketin zararlarının düşebilmek mümkün. Bunun yanı sıra bazı şeylerde avantajlardan yararlanmak mümkün. Özellikle bu vergi avantajları elde etmek amacıyla da birleşme yapılabilir. Yeni teknoloji elde etmek, yeni insan kaynaklarına kavuşmak bilhassa önemli. Tecrübeyi elde etmek, yeni teknolojilere kavuşmak açısından. Bir de buna son olarak psikolojik nedenler denebilir, eklenebilir. Psikolojik nedenler derken insanların daha büyük bir organizasyon yönetmek istemesi, daha geniş bir uygulama alanında imza atması, diğer bir ifadeyle egosunu tatmin etmesi diyebiliriz bizim daha klasik anlatımla. Ama her halükarda bu da önemli bir rol oynamakta işletme birleşme nedenler içerisinde. Tabii bu birleşme türlerine deyince hemen şu anda aklıma geliyor. İşletme birleşmeleri ekonomik faaliyet alanlarına göre, hukuki yapılarına göre olmak üzere iki ayrılır ana grup olarak. Ekonomik faaliyet alanlarına göre birleşmeler, yatay birleşmeler, dikey birleşmeler, dairesel birleşmeler ve karma birleşmeler olarak dörde ayrılmakta. Tabii bu hukuki yapılarına göre ise bitimsel birleşmeler, bitimsel olmayan birleşmeler göre hukuki yapılarına şey yapıyor ama bilemiyorum Çağdaş Bey bu konuda bir yardımcı olur musunuz? Yankı yapıyor. Bitimsel birleşmeler ve bitimsel olmayan birleşmeler demiştik. Ki bitimsel birleşmelere örnek olarak tröstler, holdingler ve konsorsiyumlar, bitimsel olmayan birleşmelere ise kartel, konser ve centilmenlik anlaşmaları söylenebilir. Şimdi burada yatay birleşmelerden özellikle bir şirketin iş sahibi olduğu iş kolunda rakip firma veya diğer firmalarla birleşmesine yatay birleşme denebilir. Dikey birleşme ise aynı sektörün de olmakla birlikte normal şartlarda başlangıcından ham maddeden üretimden hatta pazarlamadan birleşerekten bu üç ayrı konuda şirketlerin birleşmesidir ki birbirini takip eden bir zincir bir anlamına gelmekte. Karma birleşmeler veya bahsettiğimiz birleşme ise daha çok mali kaynaklardan efendim güç birliği yapmak şeklinde bir birleşmedir bunun adı. Mevcut mali imkanları kullanarak da maksimum yararı elde etmek amacıyla yapılır. Şimdi her halükarda
dairesel birleşme, pardon dairesel birleşmeler unuttuk. Dairesel birleşmeler aynı tür ait birleşmeler olarak olmakla beraber ürettikleri ürünler birbirine ilişkili olmadığı halde dağıtım kanalları bulunan, aynı dağıtım kanalları kullanabilme amacıyla yapılan birleşmelerdir. Az önce bahsettik hukuki yapılarına göre biçimsel birleşmeler gerekten Trust Holding ve Konsorsiyum adı altında biliyorsunuz bir ortak amaca hitap eden şeylerdir. Biçimsel olmayan birleşmeler ise bahsettiğimiz üzere kartel, konser ve centilmenlik anlaşmalarıdır. Türkiye'deki şirket birleşmelerine geldiğimiz zaman değerli dostlar, ülkemizde 2020 yılının ilk yarısında şirket birleşmeleri ve satın almalar, yani daha doğrusu şirket evlilikleri pandemi nedeniyle %45 oranında düşmesine rağmen 3. ve 4. çeyrekte meydana gelen artışlar sonrası yıllık yaklaşık olarak 9 milyar dolarlık 304 adet işlem meydana gelmiş. 2020 yılında yabancı yatırımcıların işlem hacmi %35 artaraktan toplam işlem hacminin %52'sini oluşturmakta. Ki bunların hemen hemen yarısı bilişim ve teknoloji sektörüne ait özellikle bu şeylerin. 2020 yılında Türkiye birleşme satın alma tarihinin ilk defa unicorn işlemi yaşamıştır. Özellikle Filkemiz 1.8 milyar dolara satılmıştır. Yani bilhassa önemli bir hadise. Yani en yüksek bir rakam olarak söylemek istiyorum. Tabii bu arada bu şirketlerin birleşmeleri, devralmaları da elbette bazı izne tabi. Sadece birleşmek, devralmak, az evvel bahsettiğimiz gibi piyasada hakim rol yaratmak, piyasada efendim maliyetleri minimize etmek, karları maksimize etmek gibi amaçlar taşınsa da elbette bunun bir de kontrol eden bir mekanizması var. Bunun özellikle rekabetin korunması kanununda, özellikle rekabet kurumunun bu konuda şey yapması gerekiyor, izin vermesi gerekiyor. Bazı birleşmeler rekabetin korunması kanunu 7. maddesine göre bir veya birden çok teşebbüsün hakim durumu yaratmak ve mevcut hakim durumu güçlendirmek üzere herhangi mal ve piyasasında, mal ve hizmet piyasasında rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya diğerlerinin devralmaları hukuka aykırı yasak olduğu hükmüne bağlamıştır. Hukuki geçerlilik kazanabilmesi için hangi tür birleşme ve devralmaların kurular bildirilerek izin alması gerektiği rekabet kurulunun çıkaracağı temyiyle ilan edilir belirtilmiştir. Bazı birleşmeler izne tabidir. Rekabet kurulunun izin alması gereken birleşme ve devralmalar ise kurulunun yayınladığı 2014 sayılı tebliğ ilan edilmiştir. Buna göre Türkiye ciroları toplamı 100 milyon lirayı veya işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye ciroları ayrı ayrı 30 milyon lirayı devralma işlemlerinde ise konu varlık veya da faaliyetlerle birleşme işlemlerine en az birinin Türkiye cirosu 30 milyon, diğer işlem taraflarının en az birinin dünya cirosunun 500 milyon lirayı aşması halinde işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için kuruldan izin alması zorunluluğu vardır. Türkiye'de şirket birleşmeleri 2020 yılının ilk yarısında birleşme ve satın almalar şirket evlilikleri pandemi etkisiyle %45 oranında düşmesine rağmen 3. 4. çeyrekte meydana gelen artışlar nedeniyle 9 milyar dolar değerinde 304 adet işlem meydana gelmiştir. Dolayısıyla 2020 yılında yabancı yatırımcı işlem hacmi %35 artaraktan toplam işlem hacminin %52'sini oluşturmuştur. İşlemlerin hemen yarısı bilişim ve teknoloji sektörüne aittir. Özellikle 2020 yılında Türkiye'de birleşme ve satın alma tarihinin ilk unicorn işlemi yaşandı. Bu da Filkemiz'in 1.8 milyar dolara Amerikan Digna'ya satıldığını söyleyebiliriz değerli dostlar. Şimdi İzne tabi birleşmeler ve devralmalar demiştik. Az evvel onu söyledik. Ayrıca şirketlerde birleşme içinde bir yol haritası kabaca söylemek gerekirse devrolan şirketin genel kurul tutanağı, devrolan şirketin özel sicile kayıtlanması gereken herhangi bir kaydı olup olmadığınız gibi bir beyan,
devralan şirketin sermaye artış işlemleri, birleşme sözleşmesi, birleşme sözleşmesi devralamaya devralan şirket genel kurulunda onaylanması, bu tutanakların ikişer adet sureti, birleşme raporu ve SMM faaliyet belgesi, alacaklılara ilan edilmesi, devralan şirketin ve devralan şirketin ve devralan şirketin genel kurul tutanağı ile ilgili yol haritası söylenebilir. Ama daha çok işin uygulama aşamasını daha sonraki soru cevap bölümünde daha rahat anlatabilir ve en azından burada birleşmenin hangi amaçla neden yapıldığını konusunda kısaca bilgi vermek istedim. Bu konuda konunun uzmanları değerli hocalarımıza tabii söz vermek istiyorum. Şimdilik ben burada bırakıyorum değerli Kaan kardeşim. Geri kalan kısımda tekrar konuşmalardan sonra soru cevap bölümünde sıra gelirse söz alacağım. Teşekkür ederim. Alo. Kasım Bey teşekkür ederiz. Sözü Profesör Doktor Halit Aker'e bırakıyorum. Şimdi şey yapacağım. Evet, ekrana yansıyor herhalde slide. Şu an gözüküyor mu? Tamam. Ben Kaan Bey'e teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra yine Bursa Mali Müşavirler Odamızın bir etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sayın Çapraz'a, Sayın Başkan'a da davetlerinden dolayı teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Bütün katılımcılara selam ve saygılarımı iletmek isterim. Bugün ben Ticaret Kanunu'nda birleşmenin nasıl düzenlendiğini sizlere hukuksal açıdan ifade etmeye çalışacağım. Şöyle devam edersek. Pardon. Evet. Biraz şöyle bir ayarlama yapmam lazım. Tamam. Evet. Şimdi 2012'de yürürlüğe giren 602 sayılı Ticaret Kanunu bilindiği üzere birleşme ile ilgili konuları eski Ticaret Kanunu'na göre çok farklı şekilde ve daha geniş olarak düzenlemiştir. Burada hukuksal kaynaklar olaraktan baktığımızda Avrupa Birliği'nin 2009'da güncellenmiş olan 1978 yılında ilk kez yapılan yönergesinin esas alındığını ve bir de yine asıl itibariyle İsviçre Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Mal Varlığı Devri Kanunu'nun burada yararlanılan kaynaklar olduğunu söylüyoruz. Aslında birleşme, bölünme, tür değiştirme, mal varlığının nakli gibi işte işletmelerin devralması gibi konular şirketler hukukunun tipik konuları değildirler. Ekonomik yönleri olan ve bundan başka yine çok ayrı gerçekten kılcal damarları diye tabir edebileceğimiz ayrıntıları olan konulardır. Belki de bundan dolayı olsa gerektir ki örneğin Almanya'da birleşme, bölünme, tür değiştirme gibi hususların özel bir şekilde ayrı bir kanunla düzenlendiğini görüyoruz. Keza İsviçre'nin de borçlar kanunun dışında şirketler hukukunu düzenleyen kanun dışında ayrı bir kanunda ele alındığını görüyoruz. Ama Türkiye'de eski kanundan gelen alışkanlıkla da bu hususların herhalde şirketler hukukuyla ilgili olduğundan hareketle yine ticaret kanunun içinde yer aldığını söylüyoruz. Şimdi bunlar tabii ki yabancı hukuklardan aktarılırken işin bir de birazdan Adnan hocamızın da bahsedeceği gibi vergi boyutu var. Türkiye'ye bunlar aktarılırken uyarlanırken, tercüme edilirken şu hususu da unutmamak lazım. Tabii kaynak hukuklarda bu birleşme, bölünme, tür değiştirme ile ilgili maddi hukuk kuralları her zaman vergi mevzuatıyla da uyumlu bir şekilde ele alınmıştır. Biz bunları gerek Avrupa Birliği'nin yönergesinden gerekse İsviçre'den alırken tabii ki
işin vergisel boyutunu Türkiye'ye aktarmıyoruz. Ve sadece maddi hukuk dediğimiz, hani birazdan bahsedeceğimiz kuralları aktarıyoruz. Yani vergi mevzuatı açısından Türkiye'nin kendi deyim yerindeyse milli hukuku halen yürürlükte oluyor. Gelmek istediğim nokta şu. Bunlar tabii ki hani İsviçre'den veya Avrupa Birliği hukukundan alınırken bizim vergi hukuku konusu uyumlaştırılmadığı için, kaynak hukuklarla uyumlu olmadığı için uygulamada pürüzler olabilmekte. Siz de buna yakından şahit olmaktasınız. Evet, demin Sayın Çapraz'ın da bahsettiği gibi Ticaret Kanunu iki tür birleşmeye izin vermiş durumda. Buna devralma suretiyle birleşme ve yeni kuruluş şeklindeki birleşme diye ifade eden iki ana tür bulunmakta. Devralma şeklinde birleşmede bilindiği gibi bir tane devralan şirket var ve en az bir veya daha fazla devrolunan şirket var. Ve devralan şirket bu devrolunan şirketleri kendi bünyesine katmak suretiyle birleşme gerçekleşmekte. Devrolunan şirketlerde böylece hukuksal varlıkları tasfiyesiz bir şekilde külli halefiyet yoluyla sona ermekte. Bütün mal varlıkları aktif ve pasif ile birlikte devralan şirkete geçmekte. Yeni kuruluş şeklinde birleşmede ise burada da en az iki tane şirket yeni bir şirket kurmak suretiyle mal varlıklarını bu şirkete sermaye olarak getirmek suretiyle artık ticari ve hukuksal varlıklarını bu yeni şirket içinde sürdürmeyi planlamaktalar. Yani birleşmenin diğer bir türü budur. Burada da yine devrolunan şirketler var. Devralacak şirket veya devralan şirket, tek yeni kurulan bir şirket. Devrolunan şirketlerde birleşmenin tesciliyle birlikte tasfiyesiz bir şekilde yeni şirkete katılmış olmaktadır. Evet. Şimdi bu tanımsal unsurlara baktığımızda şu alt başlıkları hani ele almamız mümkün, görmemiz mümkün. Birleşmede bir tane devralan şirket olmak zorunda ve en az bir tane devralan şirkete ihtiyaç var. Birleşme sözleşmesi tabii ki olmazsa olmaz bir şart. Birleşen şirketlerin genel kurullarında birleşmenin onaylanması gerekmekte. Bundan başka yine devrolunan şirketlerin mal varlıklarının aktif ve pasifleriyle birlikte birleşme işlemlerinin, birleşme işleminin tescil ile tescilinden sonra tescili anında kanun gereği devralan şirkete veya yeni kurulan şirkete devri söz konusudur. Tescille birlikte devrolunan şirketlerin ortakları da az sonra bahsedeceğimiz gibi hesaplanan bu karşılık oranlarına göre, devir oranlarına göre yeni şirkette, devralan şirkette daha doğrusu pay sahibi olmaktadırlar. Tabii ki burada hukuksal açıdan en büyük hani önem teşkil eden, pratik önemi olan husus ise devrolunan şirketlerin tasfiyesiz bir şekilde infisa etmesi, yani mal varlıklarının alacaklarına ya da işte ortaklarına dağıtılmaması, külli halefiyet yoluyla her türlü hakkın ve borcun ve daha sonra ifade edeceğimiz gibi borç ilişkilerinin, iş ilişkilerinin de devralan şirkete geçmesi gibi külli halefiyet olarak ifade edilen durum söz konusu. Zaten birleşmeyi cazip kılan da pratik hani açıdan önemli hale getiren de bu tasfiyesiz infisaktır ve külli halefiyettir. Evet. Burada yine mevzuatta olduğu için karşımıza çıkan ve ticaret kanunu anlamında birleşme olmayan bazı hususlardan bahsetmekte fayda var. Bir şirketin başka bir şirketin hakim haline gelecek şekilde paylarını satın alması ya da işte şirketlerin birbiriyle karşılıklı iştirak haline girmeleri Ticaret Kanunu 134 ve devamı anlamında bir birleşme değildir. Yani bu tür his, karşılıklı hisse devirlerine Ticaret Kanunu 134 ve devamının uygulanmasına gerek yoktur, mümkün de değildir diyoruz. Bu bahsettiğimiz hallerde artık hangi şirket türüyse, hani bu karşılıklı pay devirlerini yapanlar hangi şirket türüyse, o şirkete özgü pay devir yöntemine uymak suretiyle yapılan, artık buna satım diyebiliriz, takas diyebiliriz veya trampa daha doğru ismiyle,
Böyle bir işlem, bir aksiyon, transaksiyon söz konusudur. Burada mal varlığı devri yoktur. Bir külli halefiyet yoktur. Hisse değişiminde, pay değişiminde bu işlemi gerçekleştiren şirketler bilindiği üzere yine hukuksal varlıklarını korumaktadırlar. Bir infisah, bir tasfiye, bir terkin ticaret sicilinde söz konusu değildir. Ancak burada şirketler topluluğu hukuku var biliyorsunuz ticaret kanunu 195'e ve devamında. Özellikle karşılıklı iştirakten dolayı ticaret kanunu 198'deki bildirim yükümlülükleri doğmuş olabilir. Uygulamada ticaret sicili gazetesine baktığımızda bu tür yükümlülüklerin yerine getirildiğini görüyoruz. Çünkü bu bildirim yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin yaptırımı karşılıklı paylardan doğan hakların donması, özellikle oy hakkının donması gibi bir yaptırımı var. Bu açıdan yani karşılıklı hisse değişimlerinde mutlaka 198'deki şartlar oluşmuş mu oluşmamış mı bir kontrol edilmesi ve gerekiyorsa ticaret sicilinde bunun bildirilmesi gerektiğini burada önemli altını çizelim. Yine kaynaklarda ifade edildiği üzere bu hisse değişimiyle ilgili husus Kurumlar Vergisi Kanunu 19. maddenin 3. fıkrasının C bendinde hisse değişimi adı altında buna yer verilmiştir. Yani Kurumlar Vergisi Kanunu buna bir birleşme muamelesi yapmakta ama bu Kurumlar Vergisi Kanunu açısından bir tırnak içinde birleşme olsa da Ticaret Kanunu açısından bir birleşme değildir. Evet. Yani ticaret kanundaki gerekliliklerin yerine getirilmesi burada zorunluluğu yoktur. Kurumlar Vergisi Kanunu'ndan doğan hususlara herhalde Sayın Hocamız Profesör Doktor Gerçek bunlara işaret edecektir. Evet, şimdi hangi şirketler birbiriyle birleşebilir meselesi? Ticaret Kanunu'nda gerçekten 130. maddede uzun bir liste halinde yer almakta. Buna birleşme ehliyeti adını vermek uygundur. Şimdi burada tabii ki ben bunun ayrıntılarını buraya yazmadım. Kanunda zaten var. Ama ana hani püf noktalarına değinecek olursak kanun bir kere sermaye şirketleri ve kooperatiflerin her türlü şirketi devralınmasına izin vermiş. Yani sermaye şirketleri ve kooperatifler devrolan şirketin türü ne olursa olsun hepsini devralabilirler. Ama velakin şahıs şirketleri sermaye şirketleriyle kooperatifleri devralamazlar. Yani buna izin verilmemiş. Yani bu zamanda tartışılmıştı niye izin verilmiyor vesaire diye. Herhalde yani sermaye ile sorumluluk ilkesiyle işte şahıs şirketlerinde biliyorsunuz ikinci dereceden de olsa ortakların sorumluluğu söz konusu. Yani burada bir karmaşa yaratmamak açısından buna izin verilmemiş. Şahıs şirketleri devralan olaraktan sadece yine şahıs şirketlerini devralabilirler. Ama sermaye şirketleri ve kooperatifleri devralamıyorlar. Hal böyle olunca da burada bulunan formül şu, önemli kolektif şirketin limited şirketi devralması istenmekte. Yani ilk önce kolektif şirket tür değiştirip anonim şirket veya limited şirkete dönüşecek. Ondan sonra da hedef şirket hangisi ise onu devralma yoluna girecektir. Yani bu da bir formül olarak ifade edilmekte. Evet. Yine uygulama bakımından pratik önemi olan diğer bir husus da finansal açıdan zor durumda olan şirketlerin birleşmeye katılıp katılamayacağı meselesi. Ticaret Kanunu burada iki tane durumdan bahsetmiş. Birincisi kendi genel kurulunun aldığı karar sonucunda veya kanunda yazılı hallerden birisinden dolayı tasfiyeye girmiş, yani infisah ve tasfiye sürecine girmiş şirketlerin birleşmeye katılıp katılamayacağı meselesi. Birleşme ehliyeti bakımından rol oynayan durum şu burada. Bir kere devralacak şirket tasfiye halinde olmamalı bu seçenekte. Devralınan şirket bakımından ise bunun mal varlığının ortaklara dağıtımına başlanmamış olması şartıyla tasfiye halinde olması mümkündür. Bu ortaklara dağıtım ile ilgili konularda sadece anonim şirketler bakımından ve limited şirketler bakımından hani örnek vermek gerekirse, daha doğrusu konunun nerede düzenlendiğini ifade etmek gerekirse Ticaret Kanunu 543 Ticaret Kanunu 543'e bakılabilir. Buradaki mesele dediğimiz gibi bir şirket kendi isteğiyle, yani ortaklar karar almışlar, şirketin infisahına karar vermişler ve tasfiyeye girmiş. Ondan sonra kendileri bir tasfiye, hani işte yöneticiler tasfiye memuru olarak görev yapmaktalar örneğin.
böyle bir durum hani söz konusu. Veya işte amacına ulaşmış olma, amacına ulaşamayacağının anlaşılmış olması, şirketin süresinin bitmesi gibi nedenlerle kendiliğinden tasfiyeye giren şirketler birleşmeye, dediğimiz gibi bu mal varlığının dağıtımına başlanmış olma şartını yerine getirmek kaydıyla katılabilirler. Ancak doktrinde de ifade edildiği üzere mahkeme kararıyla feshedilmiş ve tasfiye memuru atanmış şirketler ile iflas tasfiyesinde bulunan şirketlerin bu yolla birleşmeye katılmaları mümkün değildir. Burada kanun bu şartların gerçekleştiğinin hani ispatı bakımından tasfiye memurlarınca hazırlanacak raporun sicil memuruna sunulması gerektiğini ifade etmiş. Diğer bir durum ise bugünler açısından da hani önemli olan bir husus, sermayesiyle kanun yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolan veya borca batık durumda bulunan bir şirketin durumu ne olacaktır? Birleşmeye katılabilir mi? Devralabilir mi? Devrolunabilir mi sorusu için doğrusu. Bu bahsettiğimiz hallerde yani bu şartlar söz konusuysa, bu durumlar söz konusuysa şu şartla birleşmeye katılabiliyor devralan veya devrolunan olaraktan kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen bir öz varlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebilir. Yani devralan veya devrolunan şirket sermayesiyle kanun yedek akçelerin toplamının yarısı zararlardan dolayı kaybolmuş olabilir, karşılığı kalmamış olabilir veya borca batık olabilir. Bu şirketin devralan veya devrolan olaraktan birleşmeye katılabilmesi için diğer şirketin bu zararı karşılayacak bir hani finansal varlığının veya borca batıklığı giderecek finansal varlığının olması gerekmekte. Burada ticaret sicil yönetmeliğinde yani kanunda olmayan ama ticaret sicil yönetmeliğine yazılan 126'nın 4. fıkrasında şu husus bulunmaktan. Yemeğli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile demin bahsettiğimiz hususun ispatlanması mümkündür. Yani devralacak veya devralanacak şirketin diğer şirketin batıklığını giderecek ya da zararlarını karşılayacak finansal varlığa sahip olduğu bahsettiğimiz gibi yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla doğrulandığında bu rapor sicil müdürlüğüne verilir. Yani burada mahkeme kararına vesaire gerek görülmemiş. Devrolunan şirketlerin bağımsız dış denetime tabi olması halinde ise raporun yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu olması mümkün değil. Burada denetçi şirket tarafından bunun düzenlenmesi gerekmekte. Yine bu son bahsettiğimiz ihtimalde finansal durum bozuk olan şirket devralan ya da devrolunan şirket olabilir. Yani bunun altını özellikle çizmekte fayda var. Bu kural birleşmenin her iki türünde de olabilir. Yani devralma suretiyle veya yeni şirket kurmak suretiyle olabilir. Ama bu durum yani bu ihtimal daha çok devralma hani prosedürüne veya seçeneğine biraz daha yani uygulanması daha kolay gibi geliyor bana. Bunu hani ifade etmek belki mümkündür. Keza 376. madde siz mali müşavir arkadaşlarının çok yakından hani iç içe yaşadığı veya sürekli ilgilendiği bir hüküm 376. madde. Bildiğiniz gibi burada işte şirketin finansal durumu yarısı mı karşılıksız kaldı, üçte ikisi mi karşılıksız kaldı, ondan sonra işte borca batık mı, hani bu gibi durumlarda özellikle ilk ikisinde yönetim kurulu biliyorsunuz genel kurula işte değişik önerilerle gelebiliyor. Şunu yapalım, bunu yapalım diye. Örneğin bu seçenekte yani bu yarısının sermayenin yarısının kaybedilmiş olması durumunda bilhassa yönetim organı, anonim şirketlerde, nitel şirketlerde, genel kurula yani eğer böyle bir şirket bulabilmişlerse hani bir devralmak isteyen şirket varsa örneğin birleşme seçeneğini bir öneri olarak getirebilir. Yani bu da pratik bakımdan uygulanabilecek olan bir yöntemdir. Evet. Şimdi burada şöyle bir sorun var.
Malumunuz olduğu üzere Ticaret Bakanlığı, Ticaret Kanunu'ndaki bir yetki maddesine dayanaraktan bu 376. maddenin uygulanması için usul esaslar hakkında tebliğ yayınladı. 2018'de yayınlandı ve Aralık 2020'de de güncellendi bu. Bu 376'daki hükümlerin nasıl uygulanacağı, yani borca batıklığından ne anlaşılacağı, işte yarısının kaybının ne olacağı, üçte ikisinin kaybının ne olacağı hususunda bildiğiniz gibi orada bir takım kalemlerin dikkate alınmayacağı, işte en son kiralar eklendi biliyorsunuz. Daha önce döviz kur farkları diye hani hatırladığım kadarıyla hususlar vardı. Şimdi burada sorun şu, bu borca batıklık veya karşılıksız kalmanın hesabında acaba bu tebliğ mi uygulanacak, yani oradaki hesap yöntemlerini mi kullanacak yoksa 376'daki hükümler mi uygulanacak diye. Yani burada ben hani internette araştırırken bir yine mali müşavirin yanılmıyorsam görüşüne rastladım. Bu belki tartışmaya açıktır. Tebliğin kapsamı doğrudan 376'ya ilişkin olduğundan dolayı, yani birleşmeler bu tebliği de açıkça zikredilmediğinden dolayı hesaplamaların 376'ya göre yapılması gerektiği, tebliğdeki hususların dikkate alınmayacağı yönünde bir görüş okudum. Onu da hani buraya dikkate alınmaz diye ifade ettim ama bu uygulamada hani farklı görüşler de olabilir. Tebliğ geniş şekilde hani genişletici yorumla bizim hukukçularda dediği gibi hani biraz daha geniş şekilde yorumlanıp alanı böylece genişletilebilir. Bunu artık birleşme hani söz konusu olacak olursa orada karşımıza çıkacaktır. Daha çok ticaret sicil müdürlüklerinin hani incelemelerinde ortaya çıkacak bir husus belki de. Evet, şimdi birleşme işlemleri az önce Sayın Çapraz da bahsetmişti. Yani kanuna göre belli bazı aşamalarından geçilmesi gerekiyor. O yüzden hani demin dediğim gibi birleşme tipik bir şirketler hukuku konusu değil, daha çok teknik yönleri olan bir konu. Burada işte ara bilanço çıkarılması gerekmekte gerekiyorsa, birleşme sözleşmesinin veya birleşme planının hazırlanması gerekmekte, birleşme raporunun hazırlanması gerekmekte. Birleşmenin denetlenmesi yine bazı hallerde zorunludur. Tabii burada meşhur 6335 sayılı kanun ile Ticaret Kanunu'ndaki işlem denetçisi kaldırıldığından dolayı bu denetleme biraz aksadı Ticaret Kanunu'nun değişik hükümlerine. Yani işte bir şey, hani bu küçük çocukların ahşap oyuncakları vardı, şu an adı aklıma gelmedi. Oradan bir tahtayı çekince yıkılma hani olabilir. Bu işlem denetçisinin çıkartılması da bu jungle veya jingle mi ne deniyor galiba ismi. Oradan bir iki tane tahtayı çekince kanun biraz tabii ki ana itibariyle iskeletinde hafif sallanmalar oldu. Bu da onlardan birisi. Yani işlem denetçisi toptan çıkarıldı. Belki gerekli olan hani minimalde olsa bazı yerlerde kalabilirdi ihtiyaca binaen. Ama toptan çıkartılınca eksiklikler tabii ortaya çıkıyor. Yine ortakların inceleme hakkı, bilhassa devrolunan şirketin ortakları açısından önemli bir husus. Sermaye artırımı yapılması devrolan şirkette. Yine bazı hallerde işte işlemlere başlanmıştır, sonradan ani başka değişiklikler olmuştur. Bundan dolayı yapılması gereken işlemler olabilir. Genel kurullarda birleşme kararı verilmesi ve tescil ilan süreçleri diye bunlara hızlı bir şekilde bakmaya çalışalım. Burada bir Yargıtay kararına rastladım. Önemine binaen hani aktarmakta fayda var. Şimdi buna geçmeden önce birleşme işlemlerine başlanabilmesi için bir kere tabii ki yani burada hemen hukuken hadi bakalım birleşme sözleşmelerine oturalım yazalım diye, yani malumunuz olduğu üzere böyle bir şey yok. Bunun bir ön aşaması, sizin de muhakkak içinde bulunmuşsunuzdur. Bir süreç var. Yani ilk önce bir yemek pişiriliyor deyimine neyse, ondan sonra servis ediliyor. Yani hukuken ondan sonra piyasaya çıkmaya başlıyor işler. Yani taraflar oturuyorlar, görüşüyorlar, müzakereler yapıyorlar, ondan sonra başlıyor. Burada gerek bu müzakerelere başlanması sürecinde ve daha sonra da yani burada bir niyet anlaşması, işte iyi niyet protokolü, gizlilik anlaşması vesaire gibi anlaşmaların yapılması önerilir tabii ki. Çünkü birleşme görüşmelerinin illaki mutlaka başarıyla sonuçlanacak diye bir şey yok. Son anda bir pürüz çıkabilir. Karşılıklı birbiriyle kişiler birbirlerine ticari sırlarını vermiş olabilirler. Vesaire vesaire yani tahmin edilebileceği üzere. Yani bu gibi durumlarda ön görüşmelerden itibaren hatta belki
ön görüşmelerden itibaren ciddi müzakerelere başlanması anını hani o müzakere sürecini yönetecek bir protokol adı altında veya hani iyi niyet anlaşması adı altında gizlilik maddelerini içeren bir anlaşmanın yapılması tavsiye edilir iken. Burada bir şirket zamanda işte birleşme sürecinde öz varlığının tespiti vesaire gibi bilirkişiyle bunların tespit edilmesi gibi dava açmış. Yani yargıtay da diyor ki gerçekten ticaret kanununa bakıldığında yani 134 ve devam maddelerine bakıldığında hiçbir safhada mahkemeye başvurulması, bilirkişi atanması, işte bilirkişi raporuyla tasdik edilmesi gibi hani aynı sermaye konulmasından muhakkak hepiniz bilirsiniz. Yani böyle bir süreç yok. Bütün süreci şirketler kendi teknik elemanlarıyla, teknokratlarıyla deyim yerindeyse götürüyorlar. Yani olay budur sırasında. Mahkemeye başvurma gibi durum söz konusu değil. Daha sonra göreceğimiz gibi ancak bütün birleşme işlemleri sona erer. İşte ortakların bazı hakları söz konusu olabilir. Ara bilanço çıkartılması, yani burada eğer birleşme sözleşmesi imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında 6 aydan fazla zaman geçmişse, yani bilançonun çıkarılmasından itibaren sözleşmenin imzalandığı tarihe kadar 6 ay yaşayan bir süre varsa ara bilançonun çıkartılması gerekmekte. Bundan başka işte şirketlerin mal varlıklarında önemli değişiklikler ortaya çıkmış ise yine ara bilanço çıkartılması gerekiyor. Bu ara bilanço için siz benden daha iyi bileceğiniz üzere bazı kolaylıklar getirilmiş. Yani fiziki envanter çıkarılmasından muaf tutmuş örneğin. Yani burada bir yasak yok. İstenirse çıkartılabilir, istenirse çıkartılmaz. Bu artık şirketin durumuna göre yani devralacak şirketin veya devralınacak şirketin yani özellikle devralacak şirket yani karşı tarafta ne var ne yok fiziken bunları bilmek isteyebilir tabii ki böyle bir menfaati olabilir. Yani elektronik olaraktan da böyle bir mümkünse bu gibi yollara başvurması mümkündür. Bir yasak yok. İstenirse yapılabilir. Burada 6 aylık süre objektif yani ne olduğu belli ama son bilançonun çıkarılmasından sonra birleşmeye katılan şirketlerin işte birleşme sözleşmesinin hani onaylanmasına kadar geçen süre içinde mal varlığına önemli değişiklikler var ise bu tabii ki nispeten subjektif bir hani parametre. Kanuna baktığımızda ticari defterlerden anlaşılabilen, izlenebilen hareketler ile anlaşılamayan hareketler arasında bir ayrım yapıldığını görüyoruz. Yani burada şu kastediliyor, ara bilançoya ne yansıtılacak? Çünkü ara bilançonun bir önceki bilançoya göre bir farklılığı olmak zorunda, eksi veya artı yönde. Burada ticari defterlerden anlaşılabilen hareketler ile anlaşılamayan hareketlerin, özellikle mal varlığındaki önemli değişikliklerin bu ara bilançoya yansıtılması gerektiği ifade edilmiş kanunda. Bunlar neler olabilir diye hani şöyle genel olarak basit hani belki örnekler vermek gerekirse, yani taşınmazların raiç değerlerinin anormal düşmesi veya yükselmesi olabilir. Şirketin çok değerli bir patentinin tescil edilmesi olabilir. Yani böylece şirketin hani değer katan bir unsur girmiştir şirkete. Veya arada geçen sürede beklenmeyen yüksek tazminat yükümlülüklerinin ortaya çıkması veya çıkabilecek olması olabilir. Örneğin Allah korusun bir hani işte maden şirketinde mesela çok büyük bir iş kazasının hani gerçekleşmesi veya bir fabrikada büyük bir iş kazasının gerçekleşmesi gibi durumlar söz konusu olabilir tabii ki. Yani bu gibi haller ortaya çıkarsa dediğimiz gibi ara bilanço çıkartılması söz konusu olabilecektir. Burada birleşme işlemden yine bakacak olursak devralma yoluyla birleşmede birleşme sözleşmesinin kanunda açıkça yer alması da işte yeni kuruluş yoluyla birleşmede ise birleşme planının yapılması gerekmekte. Yani uygulamada birleşme planı diye bir şeye rastlanmamakta. Bu bölünme planı var. Kanun oraya bölünme planı diye yazmış. Yeni kuruluş yoluyla bölünmede arkadaşlar. Ama velakin birleşme hani düzenlemeleri, kuralları, maddeleri arasında birleşme planı diye bir şey yok. Doktrinde Tekinal Koca'nın kullandığı bir ifade. Yani burada illa plan demeye gerek yok. Birleşme sözleşmesi de kullanılması gerekir tabii ki. Yani mümkündür. Birleşme sözleşmesi devralan ve devralan şirketin yönetim organlarınca imzalanmak zorunda ve akabinde de bütün süreçler bittikten sonra genel kurullarda onaylanır.
az önce bahsettiğimiz gibi birleşme planı kanunda geçmeyen bölünme düzenlemelerinden oraya kıyasen aktarılan bir kavram. Evet. Birleşme sözleşmesinin zorunlu içeriği 146'da belirtilmiştir. Aslında burada zorunlu derken hepsinin illaki yazması gerekli değil. Yani somut duruma göre ihtiyaç olmayan hususlar sözleşmeden çıkartılabilir. Hani bu mümkündür. İllaki hani her şeyin orada olması gerekli değil kanunda yazılı. Somut durumda devralan ve devrolunan şirketlerin ihtiyaçları, gereklilikleri neyse ona göre hareket edilmesi mümkündür. Ama yine de hani içerik açısından kanun bir çerçeve çizmiş. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken, yani sözleşmede mutlaka hani hukuksal ve pratik önemi olan hususlar bilhassa payların değişim oranı. Yani bu çok önemli tabii ki. Devralan şirketin bir hissesinin, devralan şirketlerin kaç adet hissesine denk olduğu. Yani 1'e 2 mi, 1'e 3 mü? Yani devralan şirketlerin ortaklarına yeni devralan şirketin kaç hissesi verilecek? Yani önemli olan budur. Yani burada belki devralan, şöyle diyelim, devrolunan şirkette kişinin iki hissesi var ama devralan şirkette sadece bir hissesi olacak veya ters işte üç hissesi var ama kendisine sadece bir hisse verilecek gibi durumlar olabilir. Yani bu tamamen devralanla devrolunanın aktif ve pasiflerinin gücüne göre değişen matematiksel bir hesaplama. Yani bu değişim oranı tamamen yani muhasebe, finans uzmanlığının şirket değerlemesi uzmanlarının yapacağı işlemler. Bu hani asıl ne diyelim birleşme müzakerelerinde önem taşıyan, üzerinde uzun pazarlıkların yapılacağı husus. Evet. Öngörülmüşse denkleştirme tutarı. Bu denkleştirme tutarı şöyle hani küsuratlar kalırsa örneğin yani değişim oranı biz burada basit şekilde 1'e 2, 1'e 3 dedik de belki bu 1'e 2,06 vesaire diye mesela gidiyor. Hani böyle olabilir. İşte bu küsuratları denkleştirmek için olabilir. Bilhassa kanun bunu düşünerek hani oraya yazmış. Evet. Bundan başka yine devralan şirketin ortaklarının devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamalar mutlaka yer almalı. Yani şöyle eve gelen yeni misafirin veya yeni ev sahibinin öyle diyelim hani hangi ifade kullanmak daha doğru olur bilemiyorum. Ailenin yeni üyelerinin hukuksal durumları ne olacak? Yani bunun birleşme sözleşmesinde açıklanması gerekiyor. Bu yapılırken tabii ki ailenin yeni üyelerinin yani yeni ortakların şirketteki devralan şirketteki pozisyonlarını hani sözleşmeye yazarken muhakkak devralan şirketin ticaret kanunundaki hukuksal statüsüne yani yapılabileceklere ve yapılamayacaklara dikkat etmek lazım. Yani limited şirkette olabilecek bir şey mesela anonim şirkette olmaz veya tersi de mümkündür. Kolektif şirkette olabilecek bir şey limited şirkette olmaz. Yani burada bu hani hakları, durumları yazarken devralan şirketin türünün imkanları doğal olarak dikkate alınmalıdır. Evet. Birleşmeyle iktisap edilen payların bilanço kârına hak kazandığı tarih ve bu talebe ilişkin bütün özellikler. Bu da oldukça önemli. Yani devrolunan şirketin ortakları devralan şirketin kârına hangi tarihten itibaren katılabilecekler? Ve bu kârın hani ödenme tutarı, daha doğrusu ödenme zamanı vesaire gibi hani bazı gerek olursa bunların da yazılması sözleşmeye gerekir. Burada önemli unsurlardan birisi de ayrılma akçesi meselesi. Yani daha sonra yani ifade edeceğimiz üzere kanunda illaki devrolunan şirketin ortaklarına hep yeni pay verilmesi zorunlu kılınmamış. Bazı şartlarla onlara ayrılma akçesi ödenmek suretiyle şirketten yani devralan şirkete katılmama imkanı yani ayrılma hakkı tanınmış. Keza devralan şirket belli hallerde bir ayrılma akçesini vermek suretiyle sen yeni şirkete hiç gelemezsin demek suretiyle bu da hani devralan şirketten devrolunan şirketin ortakların tamamını veya bir kısmını dışarıda tutma gibi bir yöntemde öngörülmüş. Yani burada
ayrılma akçesinin seçimlik mi olduğu yoksa zorunlu mu olduğu, miktarının ne olduğu, ödeme zamanı ve şeklinin de yine sözleşmede mutlaka yer alması gerekiyor eğer böyle bir ayrılma akçesi varsa. Devralınan şirketin işlem veya eylemlerinin devralınan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarih. Yani burada artık iki farklı kişinin, işte yutulan şirketin, deyim yerindeyse yutulan şirket, yani devralınan şirketin artık hangi andan itibaren yok sayılmaya başlanacağı aslında olay budur. Yine burada doktrinde de ifade edildiği üzere, yani burada muhakkak vergi mevzuatıyla uyumlu hareket edilmesi, bilhassa faturaların düzenlenme tarihleri, işte ticari hesapların yani geçişleri vesaire gibi hani durumlar açısından burada dikkatli davranılması gerektiği ifade edilmekte. Yine devralan şirketin yönetim organı üyelerine özel menfaatler tanınmış ise, özellikle burada şöyle olabilir. Mesela devralınan şirket bir aile şirkettir. Bir ortaklı, iki ortaklıdır. Onlar zaten şirketin hem ortağı hem yöneticisidir. Bu devralmayı, birleşmeyi kendileri açısından biraz daha karlı hale getirmek için, yani ben senin şirketine yönetim kurulu üyesi olmak istiyorum. Aylık da maaşım şu olacak, işte hisse opsiyonlarım şunlar olacak vesaire gibi hususlar varsa bunların da mutlaka yazılması gerekiyor tabii ki. Birleşme raporu hazırlanması. Yani burada da aslında birleşmenin neden yapıldığı, amacın ne olduğu, hangi işe yarayacağı gibi hususlar hem yani hesaplarla teknik anlatımlarla, işletmesel gerekliliklerle bu raporda anlatılmaya, gerekçelendirilmeye çalışılır. Yani bu sayede devralınan şirketin ortakları da, devralan şirketin ortakları da burada ne iş hani yapılıyor, amaç ne, nereden geldik, nereye gidiyoruz misali, ne olacak, bunları öğrenmiş olacaktır. Yeni kuruluş yoluyla birleşmede birleşme raporuna ayrıca yeni şirketin sözleşmesine eklenmesi gerektiği yine kanunda öngörülmüş. Birleşme raporu genel kurulda onaylanması zorunlu değil. Kanunda böyle bir zorunluluk getirilmemiş. Genel kurulda onaylanan veya oylanan şey sadece birleşme sözleşmesidir. Bilindiği üzere KOBİ niteliğindeki şirketlerde tüm ortaklarca onaylanması halinde birleşme raporu hazırlanmasından istisna edilebilir. Yani bundan muaf tutulabilir. Burada tüm ortaklarca onaylanması halinde KOBİ niteliğindeki şirketlerde birleşme raporu düzenlenmesinden vazgeçilebilir. Birleşme raporu ya birlikte hazırlanır veya iki şirket ayrı ayrı hazırlar. Yani burada her iki şirketin de ortaklarının buna onay vermesi gerekmekte. Yani maalesef ticaret sicili yönetmeninde de bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir. Belgenin ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi hani öngörülmüş. Yani burada bu tüm ortaklardan devralan halka açık bir şirketi anlayacak olursak bu işin sonu gelmez tabii ki. Devralınan şirket, yani devralınan şirket KOBİ ise hani 2-3 tane 5 tane ortağı var. Bu iş kolay da onlara imza attırılabilir. Ama yüzlerce ortağı olan bir şirkette hani bu tüm ortakların imzalarını toplamak oldukça zor. Şimdi doğrusu. Birleşme raporu açısından yine birleşme raporunda yer almasının bilhassa ortaklar bakımından önem arz ettiği hususlar şunlar olabilir. Yani şirketteki payların değişim oranı, az önce de bahsettiğiniz gibi denkleştirme akçesi ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktar gibi hususlar gerçekten önem taşıyan noktalardır. Yine gereğinde ayrılma akçesinin tutarından, az önce bahsettiğimiz gibi hani bunlar önemli. Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özellikler. Yani bu paylar, bu şirket, bu bilanço, bu öz sermaye, varlık nasıl değerlendi? Hangi yöntemle değerlendi? Mesela halka açık şirketlere ilişkin tebliğde en az 3 farklı yöntemin kullanılması zorunluluğu söz konusu. Yani buradan kıyasla hareket edilmesi bence kapalı şirketlerde de faydalı olacaktır. Yani bu şirketin değerleme, yani hangi yönteme göre değerinin ortaya çıkarıldığı önem taşıyan bir husus neticede. Yine sermaye arttırımı, devralan şirket tarafından yapılacak sermaye arttırımı miktarı ne olacağı, buna karşılık kaç tane pay çıkarılacağı vesaire, hani bunlar da önemli hususlardır. Bu paylarda bir imtiyaz olup olmayacağı gibi konular birleşme raporuna yazılması gereken hususlardır.
Birleşmenin denetlenmesine baktığımızda dediğimiz gibi işlem denetçisi burada aslında vardı ama kaldırıldı. Dolayısıyla şu an kapalı şirketlerde herhangi bir denetim söz konusu değil. Yani bağımsız dış denetimle veya başka türlü hani zorunlu bir denetim mekanizması yok. Bağımsız dış denetime tabi şirketlerde tabii ki bu hani olacaktır. Bir de birleşmeye katılan şirketlerden birisi halka açık bir anonim şirket ise yine burada kendi mevzuatından dolayı, ilgili tevkiden dolayı birleşme işlemleri hakkında uzman kuruluş tarafından bir görüş raporunun hazırlanması gerekmekte. Ortakların inceleme hakkı sürecine veya adımına ondan sonra burada ortakların inceleme hakkı bulunmakta. Bu da tabii ki yani gerek devralan şirketin, gerekse devralan şirketin ortaklarının az önce söylediğimiz gibi bu birleşmeden sonra mali açıdan, hukuksal açıdan hangi durumun ortaya çıkacağını bilmeye menfaatleri var. Yani burada kanun ortakların ayrıca bilgi istemelerine, bilgi talep etmelerine, yani böyle bir sürecin içine girmelerine gerek görmeksizin doğrudan katılan şirketlerin onları bilgilendirmesini zorunlu kılmış işin doğrusu. Tabi bunda bir istisnası var. İnceleme hakkının konusu neymiş? Baktığımızda birleşme sözleşmesi, birleşme raporu son 3 yılın yıl sonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporları, yani yönetim kurulunun faaliyet raporları ve çıkartılmış ara bilançolar incelemeye açık tutulacak belgelerdir. Kimler inceleyebilir? Ortaklar doğal olarak ilk sırada bunlar geliyor zaten. Varsa intifa senedi sahipleri, yani Türkiye'de çok görülmez. Belki yani çok az sayıda şirkette olan şey bir durum. Şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamilleri, yani tahvil sahipleri, şirket tahvil ihraç etmişse bunun hamilleri inceleyebilir. Menfaatte bulunan kişiler, örneğin işçiler ilk akla gelen, varsa örneğin işçi sendikası iş yerinde, yani bu şirkette örgütlüyse, toplu sözleşmesi yapılmış olabilir veya olmayabilir. Hani bu menfaatte bulunan kişilerden ne anlaşılacak diye böyle bir örneklendirme yapabiliriz. Hatta kanun diğer ilgililer diye de daha da geniş tutmuş inceleme hakkı sahiplerini. İnceleme ortamı, birleşmeye katılan şirketlerin merkez ve şubeleri burada, yani bu belgeler şirketlerin merkez ve şubelerinde hazır bulundurulmak zorunda. İncelemeye açık tutulmak zorunda. Aynı genel kurul öncesinde olduğu gibi. İnternet sitesi kurmak zorunda olan şirketlerde ise aynı zamanda bu raporların internet sitesine konulması gerekiyor. İnceleme hakkının başlayacağı an, genel kurulun yapılacağı tarihten 30 gün önceden bu belgenin incelemeye açık tutulması gerekiyor. Yani genel kurula 30 gün kalaya kadar ortakların, belki daha da eski, hani 40 gün olabilir neyse yani, ama en az 30 gün önceden incelemeye hazır tutulması gerekmekte. Yani bizzat da inceleyebilirler, bir uzman vasıtasıyla da inceleyebilirler. Hatta zaten kanun suret alma, masrafları şirkete ait olmak suretiyle örnek alma gibi bir hani yöntemde kanunda ortaklara verildiğini görüyoruz. Burada yine tüm ortaklarca onaylanması halinde inceleme hakkından vazgeçilmesi mümkündür. Sermaye arttırma adımı. Burada tabii ki devrolunan şirketlere bu değişim oranı nispetince, devrolunan şirketin ortaklarına değişim oranı nispetince yeni payların verilmesi gerekiyor. Yeni payların verilmesi de devralan şirketin sermayesinin arttırılması yoluyla olacaktır. Burada devralan şirketin sermayesi hem mal varlığı tutarında, yani aktif ve pasiflerin oranı neyse o miktarda arttırılmak zorunda. Bu bir aynı sermaye koyma değildir hani şekilde ifade etmekte. Ama aynı sermaye koymaya benziyor. Yani çok yakın bir hani benzerlik var. Hatta anladığıma göre vergi mevzuatında sanki buna aynı sermaye getiriliyormuş gibi bir hani düşüncesi böyle. Muamele böyle bir muamele yapmakta. Diyeceğimiz şu ki devralma yoluyla birleşmede devrilen şirket, devrolunan şirketin ortaklarının haklarını korunabilmesi için gerekli miktarda kendi sermayesini arttırmak zorunda. Böylece birleşmenin ticaretine tescil edildiği anda yeni ortaya çıkmış olan paylar kanun gereği hiçbir işlem yapmaksızın devrolunan şirketin ortakların mal varlığına geçmiş olur. Yani kanun gereği bir iktisap söz konusu. Yani şöyle
birleşme ile devralan şirketin aktif ve pasifleri kanun gereği devralana geçiyor, devralan şirkete geçiyor. Devralan şirketin ortakları da devralan şirkette kanun gereğine bu paylara sahip oluyorlar. Yine burada tabii ki özellikle devralan şirketin hani işte batık olması, sermayesinin yarısının karşılıksız kalması gibi ihtimaller varsa burada daha da fazla bir arttırım hani söz konusu olabilir. Bunu da yine burada parantez içinde belirtmekte fayda var. Yani normalde arttırım oranı sadece şeydir. Yani ne kadar aktif pasif geldiyse o oranda arttırılır. Ama devralan şirket bilhassa kötüyse, hani durumu kötüyse burada daha fazla bir arttırım söz konusu olabilecektir. Evet. Devralan şirket ortaklarının yeni oluşan paylar üzerinde rüçhan hakları yoktur. Yani mevcut ortaklar bu paylardan bize de verin diyemeyecekler. Sermaye arttırımı birleşmenin tescilinden önce ve en geç birleşmenin tesciliyle birlikte ticaretine tescil edilmek zorundadır. Çünkü bu ayrı bir işlem. Bunun ayrıca ticaretine tescil edilmesi gerekiyor. Bu işlemin mutlaka yapılması lazım. Sermayenin arttırılması lazım. Artı bunun ticaretine tescil edilmesi lazım ki devralan şirketin ortakları birleşmede tescil edildiğinde otomatikman bu payların sahibi olsunlar. Evet, bu 141. maddede ortaklara şu hani imkanlar verilmiş, birleşmenin devralan şirket ortaklarına etkisi normal olanı, dediğimiz gibi normal olanı devralan şirketin ortaklarına devralanın paylarının verilmesidir. Ama kanun şunu da imkan vermiş, devralan şirketin ortaklarına bir opsiyon tanınmasına imkan vermiş. Yani İstersen sana paylarımı vereyim diyor devralan şirket ama istersen pay yerine ben sana şu kadar miktar ayrılma akçesi de verebilirim diyor. Yani ikisinden birisini seçmek senin isteğine kalmış diyor. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal ise devralan şirketin ortaklarının devralan şirkete girmesi hiç istenmiyorsa bu durumda bunlara kanun izin verdiği şekilde bir ayrılma akçesi ödenmek suretiyle artık tamamen birleşme dışında kalmaları sağlanabilir. Bu karşılıklı pazarlıkla hani gerçekleşebilecek olan bir durum. Burada bir ayrılma akçesinin miktarının ne olacağı, ödenme şartları vesaire devralan şirketin ortakları bakımından cazip olmalı diyoruz. Yani yoksa buna yanaşmazlar. Özellikle 141.2'nin uygulandığı hallerde birleşme kararına %90 oranında evet oyu çıkması gerektiği için hani burada yeter sayı biraz daha arttırılmış az sonra söyleyeceğimiz gibi farklı bir opsiyonda yani zorluk çıkartmamaları için gerçekten hani bu ayrılma akçesinin şöyle güzel bir rakam olması gerekiyor belki de. Burada ise kanunun ihtiyatlı hareket ettiğini görüyoruz. Yani bunlar uygulamada yaşanmış sorunlara yol açmış ve kanuna aktarılmış olan hususlar muhtemelen. Dediğimiz gibi birleşme sözleşmesinin imzasıyla bu sözleşmenin genel kurulda onaylayacağı tarih arasında yani uzunca bir süre geçmiş olabilir. Ve bu durumda birleşmeye katılan şirketlerden herhangi birisi devralan veya devralan şirketin olabilir. Mal varlığında önemli değişiklikler, aktif veya pasif varlığında önemli değişiklikler ortaya çıkarsa, yani burada kanun 3 ihtimali kanuna yazmış, yani yazılmış. Burada her iki şirketten birisi birleşmeden vazgeçerek birleşme sözleşmesi genel kurulu gündeminden çekebilir. Yani burada artık birleşme olmayacaktır. Birleşme suya düştü şimdi doğrusu. Ya da birleşme sözleşmesini yeni şartlara uyarlayaraktan özellikle değişim oranlarında hani bir değişiklik yapılması yoluyla yine gündeme alınır ve genel kurulda oynanabilir uyarlama. Üçüncüsü ise yani burada yapacak yani kayda değer bir şey yok. Biz bu şartlarla da hala birleşme sözleşmesinin arkasında duruyoruz. Genel kurulda bunun oylanmasını hani istiyoruz deyip genel kurulda yine oylanabilir tabii ki. Yani burada bu önemli miktardaki mal varlığı değişiminin kapsamı ne, etkisi ne, hani kısa, orta, uzun vadede ne olacak? Özellikle devralan şirketin hesabını, kitabını hani etkiliyor mu?
bu hükümlerin kanunda olması tabii ki pratik açıdan oldukça faydalı olmuş. Bilhassa uyarlama yapılacak olursa incelemeye konusu belgelerde doğal olarak da hani değişiklikler yapılması gerekecektir. Yani uyarlama ancak o şekilde olabilir. Veya uyarlamanın sonucu böyle bir hani durumdur. Birleşme kararı, yani bütün işlemler bittikten sonra birleşme sözleşmesinin genel kurula getirilmesi lazım. Bunun için olağan veya olağanüstü bir genel kurul toplanır. Şirketin türü neyse o yöntemlere uymak suretiyle yine anonim şirketlerin genel kurulun toplanmasına ilişkin hani hükümlere de uyarılmak suretiyle genel kurul toplanır ve oylamaya sunulur. Yine burada kanunda yazdığı için hani ben buraya almadım. Kanun 151. maddesinde toplantı ve karar yeten sayılarının düzenlendiğini görüyoruz. Burada da yine şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri gibi, daha doğrusu devrolunan şirket, şahıs şirketi mi, sermaye şirketi mi gibi bazı kıstaslara göre farklı yeten sayılar getirilmiş. Burada önemli olan husus, yani pratik önemi olan husus belki de, birleşme sözleşmesi ayrılma akçesi ödenmesini öngörüyor ise bunun devrolunan şirket, şahıs şirketi ise oy hakkını haiz ortaklarının, sermaye şirketi ise şirkette mevcut oy ortaklarının %90'ının evet demesiyle ancak mümkün olabilir. Yani birleşme sözleşmesinde ayrılma akçesi varsa karar yeter sayısı %90'a çıkıyor. Ama burada devrolunan şirketin %90'ı önemli tabii. Yani devrolunan şirkette bu yeter sayı aranmakta. Devralan şirket açısından değişen bir şey olmadığı için kanun burada artık her iki şirkette değil, devrolunan şirket veya şirketlerde %90 şartını getirmiş. Yani görüleceği üzere başlangıçta Sayın Çapraz'ın da ifade ettiği gibi birleşme gerçekten yani bir satranç oyunu gibi baştan planlanması ve ona göre yürütülmesi gereken bir süreç. Teknik detayları olan ve gerçekten gün gün, hafta hafta, an an hesap edilerekten adım adım gidilmesi gereken bir süreç. Evet. Yani bir operasyon öyle diyelim. Birleşme işlemleri bakımından kanunda olmayan ama ticaret sicili yönetmeliğinde olan bir husus, özür dilerim, anonim şirketlerin genel kurulu yönetmeliğinde değerli arkadaşlar, anonim şirket genel kurulu yönetmeliğinde yani kanunda olmayan ama yönetmekte olan bir husus var. Bunu da ben dikkatinize sunmak istiyorum. Birleşme sonucunda devrolunan şirketin işletme konusu değişecekse bu şirkette kararın esas sermayenin %70'in 75'in olumlu oyuyla alınması gerekmekte. Ama velakin dediğimiz gibi anonim şirket genel kurulunun toplanmasına ilişkin yönetmelikte ise farklı bir düzenleme var. Yani burada ayrıntısına girmek istemiyorum. Devrolunan ve devrolunan ayrımı yapılmamış. Bakın kanun devrolunan şirketin işletme konusu değişiyorsa diyor. Ama yönetmelikte devralan devrolan diye bir ayrım yok arkadaşlar. Ve bir de toplantı ve karar yeter sayıları işletme konusunun tamamen mi değiştiğine, kısmen mi değiştiğine göre farklı şekillerde belirlenmiş. Eğer devralan veya devrolunan şirket bir anonim şirket ise arkadaşlar yine bu yönetmeliğe göre genel kurulda bakanlık temsilcisinin hazır bulunması gerekiyor. Yani toplantıdan önce kanuna göre mi hareket edilecek? Yoksa yönetmelikteki yeter sayılara göre mi hareket edilecek? Bunun mutlaka bir konuşulup karara bağlanması gerekiyor. Yani genel kurulda bir şok yaşamamak, aniden böyle bir sürprizle karşılaşmamak için bu işletme konusu değişiyor mu, değişmiyor mu hani gibi hususlara dikkat edilmesinde fayda var. Kooperatifler bakımından özellik arz eden bir durumda kooperatifler kanunu bildiğiniz gibi 1963 tarihli yanılmıyorsam ondan sonra. Yani burada doğal olarak kooperatifler kanunu kendisine ait özel yeter sayılar öngörmüş kooperatifin birleşmesi konusunda. Ama artık
bir şekilde bitiriyorum. Biraz konu geniş olduğu için mecburen geniş de oldu. Kolaylaştırılmış birleşme yöntemi var. Bak, bunun aynısına girmeyeyim vakit sorunundan dolayı. Burada hani belli şartlar varsa bir takım kolaylıklar sağlanmak suretiyle şirketlerin sermaye şirketlerine ait bir istisna bu kolaylık bu. Bu şirketlerin kolay şekilde birleştirilmesine izin verilmiş. Ya %100'üne sahiplik var veya %90'ına sahiplik varsa bir takım prosedürlerde muaf tutulmuşlar. Evet. Burada alacakların korunması yine önem taşımakta. Ticaret siciline tescil, birleşme kararlarının ticaret siciline tescillerden itibaren 3 ay içinde şirketlerin devralınan şirketin alacaklısı veya devralan şirketin alacaklıları devralan şirketten işte bu birleşmeden dolayı bizim alacaklarımız tehlikeye düştü. Teminat ver veya teminatlarını biraz daha arttır şeklinde ek teminat talebinde bulunabiliyorlar. Ve alacaklara da bunların işte ticaret sigortasına yapılacak 3 ilanla duyurulması gerekiyor. Benim burada hani üzerinde özellikle vurgulamak istediğim konu şu. Kongortoda'ya düşmüş bir şirketodadan da çıkaraktan, Kongortoda dilekçesinde yani davasını geri alaraktan deyim yerinde ise birleşme yoluyla belki de iflasa gidecek bir şirket kurtuluyor. Evet, yani mali bir uygulamasında bence pratik önemli olan bir husus. İfasının tehlikeye düşülmüş olması şartı getirilmiş. Alacağın ifasını tehlikeye düşürmüş olması şartı getirmiş. Yani herhangi bir tehlike yoksa teminata da gerek yok. Yani bu bir ortaklara tanınmış bazı haklar var. Bunları da birkaç cümle yani Yargıtay kararlarını inceledim. Hiç böyle bir dava Türkiye'de en azından Yargıtay'ın önüne gelmemiş henüz. Yani bir yüksek mahkeme kararı yok. Ortaklık paylarının veya ortaklık haklarının korunmasının inceleme davası. Yani burada değişim oranlarının hesabından memnun olmayan ortaklar, hem birleşen devralan şirket olabilir, devralınan şirket olabilir ondan sonra. Böyle bir durumda kısacası dava açmak suretiyle kendilerine burada gördüğü üzere uygun bir denkleştirme akdesinin verilmesini isteyebiliyorlar. Ve bu davanın masrafları da şirkete ait. Yani o da güzel bir şey. Birleşme işlemlerinde hata yapıldığı, kanuna uyulmadığı düşünüyorsa gerek genel kurul kararı, gerekse yönetim kurulunun kararı örneğin, müdürlerin kararı olabilir limited şirketlerde bunlara karşı da iptal davası açılabilir. Ama burada mahkeme önce hatanın eksikliğin giderilmesi için bir süre veriyor. Bu hata eksiklik giderilirse dava reddedilir. Yani karar vermeye yer olmadığına yönelik karar verilir. Eğer nasıl diyelim hani eksiklik giderilmiyorsa da birleşme işlemi iptal edilecektir. Evet. Yine sorumluluk davası hem devralınan şirketin ortakları hem devralan şirketin ortakları birleşmeye katılan şirketler alacaklılar birleşme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış kişilere verdikleri zararlardan dolayı tazminat davası açabilirler. Halka açık şirketlerde tebliğ var. Bu SPK'nın birleşme ve bölünme tebliği var. Ona göre hareket edilmesi gerekiyor. Hatta burada şöyle bir şey de var. Yani birleşmeye katılan şirketlerden birisi devralan veya devrolunan halka açık bir şirket ise deyim yerinde ise şurada benim yazdığım hani maddede olduğu gibi ticaret kanunu hükümleri adeta bypass ediliyor. Daha çok hep şey uygulanıyor. Tebliğ hükümlerinin uygulanması gerekiyor. Yine Yargıtay'ın, daha doğrusu İstanbul BAM'ın da böyle bir kararını buldum. Davacının pay sahibi olduğu şirketin halka açık şirket olup halka açık şirketlerin birleşmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükmünün uygulanması gerekeceği şeklinde bir ifade kullanmış orada. Kasım abi de kısmen bahsetti. Birkaç cümleyle bitireyim. Rekabetin korunması kanunu Türkiye'de birleşme ve devralmalara hani kısıt getiren bir kanun. Bu hani ön görüşmelerde hani birleşme sözleşmesi daha görüşülürken rekabet kurumuna mutlaka başvuru yapılıp ya muafiyet kararı alınması gerekiyor ya da birleşme kararına onay alınması gerekiyor. Bu kararlar alınmadıktan sonra ticaret siciline tescil edilmesi de mümkün değildir. Yine banka, sigorta vesaire gibi hani özel nitelikli şirketlerde de ilgili kurumların, bakanlıkların özel izinlerine zaten gerek olduğu açıktır. Yani bunu da söylemeye gerek yok herhalde. Yani düşünülebilir.
bu belgelerin ticaret siciline tescil talebiyle birlikte ticaret sicil müdürlüklerine verilmesi gerekiyor. Evet. Ben ilginize teşekkür ederim. Sabrınıza teşekkür ederim. Sunumundan dolayı Halit Öker hocamıza teşekkür ediyorum. Sunumunu yapmak için Adnan hocama sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim. Herhalde sesim geliyor. Öncelikle tüm Haziran'ı saygıyla selamlıyorum. Tabii bugün öğlen gibi okula geldim. Bir iki toplantım vardı. Ondan sonra işte seminere katılmak için tabii bir de zaman da epey bir ilerledi, geçti. Bu arada bilmiyorum ekrandan da herhalde fark etmişsinizdir. Böyle bir nezleme oluyorum. İnşallah korona değildir. Böyle bir acayip bir şeyler oluyor. Hapşırıyorum, öksürüyorum, bir şeyler oluyor. İnşallah şey yoktur diye tahmin ediyorum. Yoksa o yüzden... Tabii Kasım üstadımız hocam yaklaşık bir saat bir şey olacak demişti. Bir sunum olacak hepsi demişti. Ben de o yüzden çok böyle kestirme kısa bir şey olacak diye düşündüm ama konu tabii enine boyuna geniş bir konu. Epey de tartışmalı bir konu. O yüzden ben mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde vergisel boyutuyla ilgili bilgileri aktaracağım. Zaten üstadların yani uygulamacılar olarak mali müşavirlerin çoğu bu konuda uygulama yaptıysa zaten biliyordur. Ve daha ziyade varsa soru cevap kısmına zaman bırakmak adına yoksa ben okuldayım. Okulda kalacağım yani bu gidişle. Sokağa çıkma yasağına kadar bitiremeyeceğiz oturumu diye düşünüyorum. O yüzden hızlı bir şekilde nasıl vergisel boyut içeriyor bu konu? Onunla ilgili bir bilgi aktarmaya sizlere çalışayım. Şöyle bir belgeyi bakalım ben de aktarabilecek miyim? Geldi mi? Geldi. Tabii. Almam lazım. Tekrar şu şeyi kapatayım da öyle açayım. Evet. Yan taraftaki şeyi alamadım tabii nasıl olduysa. Şu yan taraftaki görüntüyü şuradan mı slide'a geç diye. Herhalde şimdi oldu. Evet. Halit Hoca ayrıntılı bir şekilde bilgi verdi. Birleşme dediğimizde biliyorsunuz iki çeşit birleşmeden söz ediyoruz vergisel açıdan. Birisi işte vergili birleşme dediğimiz yani tam birleşme veya füzyon halinde birleşme ki Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18. maddesinde düzenlenmiş olan bir birleşme şeklidir. Ve ikincisi de işte devir halinde birleşme veya bir diğer ifadeyle vergisiz birleşme. Bu da Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinde düzenlenmiş olan birleşme şeklidir. Tabii ki kendine göre ayrı farklı işleyişleri var bu iki şekildeki birleşmenin. Birinci birleşme, vergili birleşme dediğimiz birleşmede aslında işte bir tasfiye süreci işliyor. Çünkü birleşme kârının tamamen tasfiye hükümleri esas alınarak tespit edileceğini söylüyor kanun. Ve burada ortaya çıkan tasfiye kârı üzerinden de vergi alınması esas. Tabii ki tasfiye kârı
hesaplanırken bu süreçte ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans olarak verilen değerler veya her türlü ödeme tasfiye sonunda sermayeye tasfiye sonunda sermaye değerine eklenmesi veya mevcut sermaye ilave olarak ortaklar veya sahipleri tarafından yapılan ödemeler ile tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden istisna edilen kazanç ve iratların da tasfiye sonunun başındaki sermayeye eklenmesi esas alınıyor. Böylece netleştirme yapılmış oluyor. Yani net birleşme karının ne olduğu tespit ediliyor ve onun üzerinden vergilendirme işlemi yapılabilmesi amaçlanıyor. Birleşme beyannamenin verilmesine geldiğimizde tabii ki birleşme ister tam birleşme olsun ister devir halinde birleşme olsun bir birleşme tarihi var. Bu birleşme tarihinden önce geçmiş olan bir kıs dönem söz konusu ve birleşme işleminin yapıldığı dönem söz konusu. Birleşmeden önceki kıs dönem beyannamesi kıs dönemin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın sonuna kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Birleşme dönemine ilişkin beyanname ise, işte birleşme kârını da içeren beyanname ise, birleşme kârının kararının Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yine kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Gelelim bazı özellikli durumlara vergisel açıdan nelere dikkat etmemiz gerekiyor tam birleşme ve devir halinde birleşmelerde. Bazı tabii ki bu birleşme işlemlerinin vergisel yönden bazen avantajları veya dezavantajları olabiliyor. Örneğin avantajlar dediğimizde yani neler yapılabilir diye baktığımızda birleşme giderlerinin indirilmesi. Kurumlar Vergisi Kanunu açıkça İşte tasfiye, birleşme değer ve diğer işlemlerle ilgili yapılan giderlerin indirilebileceğini zaten hüküm altına almış. Dolayısıyla bunlar işte yeni birleşen kurum açısından örgütlenme, ilk kuruluş ve örgütlenme gideri niteliğinde değerlendiriliyor. Ve bunlar tabii ki doğrudan doğruya gider veya aktifleştirilerek amortismana tabi tutulmaları mümkün. Bu konuda herhangi bir tereddüt de yaşanmadığı kanaatindeyim. İkincisi, birleşen kurumlara ilişkin zararların mahsubu. Şimdi birleşme yine tabii ki tasfiye halinde birleşmeden söz edelim. Yani vergili birleşme durumunda olsa bile birleşen veya devralan kurumların devir tarihi itibariyle tabii ki öz sermaye tutarını geçmeyen zararları, birleşen kurumların öz sermayenin devralan tutarlarını geçmeyen ve devralınan kıymette orantılı zararların indirilebileceği belirtilmiş durumda. Geçmiş yıllardan devralan zaten biliyorsunuz 5 yıllık zaman aşımı süresi içinde geçmiş yıllarda gelen ve önceki yıllara ait beyannameler üzerinde gösterilmiş olan zararların mahsubuna izin veriyor kanun. Burada belki tereddüt yaratılabilecek husus şu. Kıs döneme ilişkin yani son yıl kıs döneme ilişkin olan faaliyet zararlarının mahsubu mümkün müdür? Evet, bu konuda gelir idaresinin özelgeleri de mümkün olduğunu gösteriyor. Yani atıyorum mesela 19. Efendim? Tamam. Demek ki kıs döneme ait zararın da devredilen kurumun o dönemine ait olan verilecek olan ilk beyannamesinde yine indirilmesi mümkün. Buna gelir idaresi de özelgelerinde açıklık getirmiş durumda. Birleşen şirkete ait gayrimenkullerin satışında istisna hükmü uygulanması nasıl olunacak diye baktığımızda burada yine şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Acaba devir halinde mi yoksa işte tasfiye halinde mi? Yani vergili birleşme mi, vergisiz birleşme mi?
Tabii tasfiye halinde birleşme dediğimizde aslında eski şirketten devralınan değerlerin yeni şirkete geçilmesi söz konusu oluyor. Ve bu durumda yeni bir hukuki varlık ortaya çıktığından dolayı burada 2 yıllık geçmiş olan sürelerin yeniden 2 yıl dikkate alınması gerekiyor. Yani yeni bir şirket kurulmuş ve bunun neticesinde işte bu ister gayrimenkuller olsun ister diğer işte iştirak hisseleri, kurucu senetleri gibi senetler yeni bir şirketin bünyesinde 2 yıllık sürenin geçmiş olmasına dikkat edilmesine gerek var. Devir halinde birleşmeye baktığımızda ise burada aslında bir hani yeni bir iktisap söz konusu olmadığı değerlendiriliyor. Ve eski şirket bünyesinde geçen süreler de burada dikkate alınacağı ve istisnadan yararlanması hususunda kabul edileceği değerlendirilmiş durumda. Amortisman uygulamasına baktığımızda benzer bir durum burada da var. Şimdi tasfiye halinde yani tam birleşme şeklindeki bir birleşmeden yeni bir şirket kurulduğundan dolayı amortisman tabi iktisadi kıymetlerin de yeni satın alınmış gibi devraldığı bedel üzerinden yeniden sıfırdan bir amortisman ayrılması söz konusu oluyor. Halbuki devir halinde birleşmede tabii ki kül halinde bilanço aktarıldığı için yeni şirket bünyesine tüm hesaplar işte amortisman tabi iktisadi kıymetlere ait hesaplar olsun, amortisman hesapları olsun hepsi aktarıldığından dolayı nerede kalınmışsa amortisman uygulaması aynı yerden kalan süreler de dikkate alınarak amortisman ayrılmaya devam edilmesi benimsenmiş durumda. Yenileme fonuna baktığımızda yine tam birleşme mi yoksa devir mi? Buna dikkat etmek gerekiyor ama birleşilen kurum tasfiye hükmü uygulandığından dolayı burada tasfiye işlemleri uygulanırken tabii ki yenileme fonu olarak belirtilen tutarların artık matraha ilave edilmesi ve vergilendirmesi gerektiği söyleniyor. Tam birleşme şeklindeki uygulamada. Devir halindeki uygulamada ise aynen sürelerin uygulanması ve yararlanılmasına mevcut şirkette olduğu gibi yeni şirkette de devam edilmesi söz konusu olabiliyor. Şimdi birkaç tane özelge nasıl olabilir bazı özel durumlarla ilgili özelgeleri burada sizlere yansıtıyorum. Mesela şunu söylüyor. Sermaye düzeltme fonları var biliyorsunuz. Enflasyon düzeltmesi uygulamalarını ile ilgili. Bu gibi durumlarda hani devir veya birleşme söz konusu olduğunda acaba bu fonların veya bu nasıl bir vergileme işlemi karşısında nasıl değerlendirilecektir diye. Tabii birleşme veya devir şeklinde özellikle de devir şeklinde tabii ki bir işlem söz konusu olduğunda bu hesapların aynen yeni şirkete devredilmesi söz konusu. Bunlar işletmeden çekiliş olarak değerlendirilmiyor. Genel İdaresi'nin görüşü de bu yönde. Dolayısıyla hani vergilendirme açısından olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalmıyor mükellef. Bir diğer husus şu, bazen devir işlemleri tabii ki örneğin işte 15 Ocak itibariyle devir işlemi gerçekleşti denilebiliyor. O tarihte bu işlemler yapılabiliyor. Öyleyse ay içinde ücretlilerin eski şirkette yararlanılmış olan işte asgari geçim indirimlerinin yeni şirkete devredildiklerinde bir daha yararlanılması düşünülecek mi, düşünülmeyecek mi gibi. Tabii ki biliyorsunuz asgari geçim indirimi bir defa yararlanılabilecek bir vergisel avantaj diyelim. Dolayısıyla aynı ay içinde hem eski işverende hem yeni işverende asgari geçim indiriminin faydalanılması mümkün değil. Sadece bir defa faydalanılması mümkün. Aksi takdirde mükerrer bir vergi iadesi veya vergi indirimine yararlanma durumu söz konusu olabilecek. Bir diğer husus yine eski şirkette belli bir aya kadar
işte artı oranlı tarifeye göre vergilendirilmiş olan kişiler yeni şirkete devredildiklerinde acaba hani kümülatif vergi matrahı üzerine mi vergileme işlemi yapılacak yoksa sıfırdan mı başlayacak diye. Bu konuda tabii ki eski şirketin ayrı bir tüzel kişiliği var. Yeni şirket tamamen yeni bir tüzel kişiliğe sahip bir şirket. Dolayısıyla tamamen yeni bir şirkette işe başlamış bir kişi gibi bu personele ait vergilerin de tekrar sıfırdan, vergi matrahının sıfırdan yani ilk vergi diliminde uygulanarak vergilendirilmesine başlanacaktır. Bu konuda piyasada biraz yaygın bir ne diyelim yanlış algı var. Ben hatta bazen duyuyorum biz eski şirkette işte vergi matrahın nerede kaldı senin bunu getir diye istiyoruz ve kaldığımız yerden işte stopaj ayırmaya devam ediyoruz diyen uygulamalar var. Bu benim hani tabiri caizse kestirmeden yorumum maliyeden çok maliyeci olarak davranıyor. Demek ki bu şirketler veya bunları mali müşavirleri kanun öyle bir şey demiyor. Hatta kanun aksini söylüyor biliyorsunuz. Birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerin ne zaman yıllık beyanname verecekleri ve nasıl vergilendirilecekleri kanun açıkça düzenlemiş. Bu nedenle hani bazı mali müşavirlerin diğer firmadan kümülatif vergi matrahının ne olduğuna dair belge getir, biz onun üzerine vergileme işlemini yapacağız diye hani olmayan bir takım ödevleri üstlenmelerinin herhangi bir mantığı yok. Sıfırdan başlayıp ona göre kendi şirket bünyesindeki tutarları dikkate alarak vergilendirme işlemlerini yapabilirler. Bir diğer husus devralan şirketin işte devralınması veya sonucunda KDV'lerin ne olacağı? Yüklenilen veya indirilemeyen KDV'lerin devralan şirkette aynen indirilmeye devam edilip edilemeyeceği ile ilgili bir husus. Evet, burada da maliyenin görüşü olumlu. Eski şirketten neler kalmışsa devralınan veya yüklenilen KDV'lerin aynen yeni şirkette bunların da devam edilmesi zaten vergi hukuku mantığı gereği de olması gereken durum bu. Maliyenin görüşü de Allah'tan bu diyelim. Devir yoluyla vergilemeye geldiğimizde şuna dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki. Şimdi biraz önce de bahsettiğim bir devir genellikle böyle çok uzun süren bir sürecin sonucunda gerçekleşmez. Tamam, ön görüşmeler vesaireler tabii ki uzun süre devam eder ama resmi anlamda devir işlemi aslında hani işte ticaret sicilinde tescil edilmesiyle birlikte gerçekleşmiş olur. Yani ani bir anda ortaya çıkan bir durumdur. Bu nedenle vergilendirme açısından böyle hani devir sürecinde çok uzun bir zaman dilimi var. Dolayısıyla bu süreçte vergilendirme nasıl olacak diye bir şey yoktur. İki noktaya dikkat etmemiz gerekir. Bir, o kıs dönem dediğimiz yani devir tarihine kadar geçen, yılbaşından devir tarihine kadar geçen dönemin vergilendirilmesiyle ilgili işlemler ki bu hani devir halinde eski şirketin yapması gereken işlemler diyelim. İki, devir işleminin gerçekleşmesiyle birlikte bu devir beyannamesi dediğimiz beyannamenin verilmesi ve bunların vergilendirilmesi veya vergilendirilmemesi. Yani kül halinde birleşme söz konusuysa vergi verilecek. Hayır, devir halinde birleşme söz konusuysa vergi verilmeyecek. O yüzden kurumlar vergisi kanunu özellikle devir halinde birleşme yani vergisiz birleşmenin şartlarını ortaya koymuş. Bu şartlara uygun ise ben bunu vergisiz yaparım diyor. Eğer şartları ihlal ediyorsa kişiler bu defa vergili birleşme gibi yani normal tam birleşme gibi bir işleyişin yapılması gerekiyor. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Peki devir sayılabilmesi için yani kanuna uygun devir sayılabilmesi için yani vergisiz birleşmenin gerçekleşebilmesi için kanun ne demiş? İki tane şart koymuş. Birincisi demiş ki birleşen kurumların her ikisinde tam mükellef olması. Tabii buradaki mantık
İşte her ikisinde Türkiye'de ise her ikisinde kontrolü, yani denetim veya bilgisi gelir idaresinin bünyesinde vardır. Ve uluslararası transfer fiyatlandırmasına konu olacak bir takım işlemler söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla güvenli bir şekilde bu devir işlemini benim kontrolümde, yani maliyenin kontrolü altında gerçekleşebilecek olması mantığıyla konulmuş bir şarttır bu. Ve ikincisi de tabii ki eski şirketin bilançosunun kül halinde, yani her türlü işte ne varsa bilançoda aynen yeni şirketin bilançosuna aktarılmasını öngörmüş. Böylece herhangi bir hani hazine kaybına uğratacak bir durumun yine ortaya çıkmasını engellemiş durumda. Kısacası vergi kanunları demek ki vergisiz birleşme ile ilgili düzenlemeleri yaparken herhangi bir vergi kayıp ve kaçağına yol açmayacak şekilde önlemlerini almaya çalışmış. Ancak şunu bilmenizde fayda var. Biz işte tasfiye, birleşme, devir, tür değiştirme, bölünme vesaire, yani hisse değişimi, bu faaliyetlere şirketler açısından olağanüstü faaliyetler diyoruz. Yani çünkü hiçbir şirket daha kurulurken ben işte 2 sene bu şekilde faaliyetimi sürdüreceğim. Ondan sonra da işte bir başka şirkete devredeceğim veya işte tasfiye olacağım diye kurulmaz. Normal faaliyetini sürdürmek için ve günün gerektirdiği koşullara karşı bir ne diyelim, planlama yapabilmek için bu tarz faaliyetlere girişir. O yüzden mali müşavirlerin şunu bilmesinde fayda var. Bu faaliyetleri, yani olağanüstü faaliyetlerin hangisini yaparsanız yapın, İster birleşme, ister devir, ister tür değiştirme, ister tasfiye, ister işte bölünme, bilin ki kesinlikle, yani %100 vergi incelemesine alınacaksınız maliye tarafından ve mükellef, yani müfettişler tarafından inceleneceksiniz. Ha, dolayısıyla bu tarz işlemlerinizi son derece titiz yapmanızda fayda var. Neyin nasıl olduğunu ve özellikle işte bu konularda mesela şöyle bir baktıysanız gelir idaresi sitesine, yani o kadar çok özelge var ki, yani çünkü her türlü işlemden dolayı mutlaka tabii ki maliyenin gazabına uğramamak için. Maliyede şöyle görüyor açıkçası. Bu işlemleri, yani normal işler değil bunlar, acaba bir vergi kaçırma, yani bazı durumların veya bazı faaliyetlerin vergi dışına çıkartma operasyonu mu bu acaba diye mutlaka incelemeye alıyor. Hatta tabii bu ayrı bir oturum konusu ama şimdi biraz sonraki gelecek olan soruları ben az çok tahmin ediyorum. Yani tabiri caizse bu işlemleri yaparsanız mutlaka maliye incelemeye alıyor ve mutlaka da bu faaliyetlerle ilgili bir hukuka aykırı veya işte kanundaki düzenlemelere aykırı veya bizim şu özelgeye aykırı yapmışsınız deyip mutlaka bir ilave vergi çıkartma peşinde koşuyor. Maalesef o yüzden bazı hani faaliyetler açıkçası maliye idaresi tarafından bunları yapmayın gibi bir duruma gelmiş durumda. O da özellikle mesela bölünme işlemi, yani son benim bildiğim, ben 10 yıl diyeyim, siz 20 yıl anlayın. Yani bir bölünme işlemi yapıp da bunun sonucunda maliye tarafından evet her şeyi düzgün yapmışsınız ve herhangi bir ekstra vergi çıkartmadım ben size denilen neredeyse şirket yok. Yani mutlaka bir şeyinizi kabul etmiyor. Dolayısıyla oradan bir vergileme işlemi çıkartılabiliyor. Ha, vergilendirilmemesi için, devir yoluyla birleşmenin vergilendirilmemesi için de mutlaka işte 30 günlük süre içinde devir beyannamesinin verilmesi şartı getirilmiş ve bir de vergi dairesine karşı yeni devralan şirket tarafından taahhütnamenin verilmesi şartı getirilmiş ki burada devlet tabii ki mutlaka işi devralanların sorumluluğu kapsamında yine vergi alacağını güvence altına almak için bir süreç veya bir yöntem geliştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla tabii bu süreçler, bu işlemler aslında işletmeler açısından son derece bazen faydalı, avantajlı veya
atılması gereken adımlar veya yapılması gereken işlemler olarak değerlendirilmeli. Ancak bu işlemler yapılırken mutlaka vergisel yönden kanunların veya maliyenin görüşleri dikkate alınarak bir hazırlık sürecinden geçirilmesi gerekir. Titizlikle yapılması gerekir. Hatta işte çoğu zaman birçok firma aman ne olur ne olmaz ben bir maliyeden bizim konumuzla ilgili bir özelge alayım da kendimi bir güvenceye alayım diye bir özelge alınması bile gerekebilir. O yüzden özellikle mali müşavirlere biz bu işlemleri yapalım. TTK'da böyle bir hüküm var. Dolayısıyla biz bunları TTK'ya uygun olarak yapıyoruz. Vergisel açıdan bir sorun da yaşanmaz diye düşünülmesin. TTK evet bütün bu düzenlemelere cevaz vermiş, imkan vermiş ve aslında olumlu yani işi kolaylaştırıcı düzenlemeler de getirmiş. Ama maalesef maliyenin bakış açısı pek de öyle değil. Hatta işte salı günkü vergi konseyi oturumunda VDK başkanı şunu dedi. Ya dedi hocam dedi biz dedi eğer bir konuda bir özelge varsa biz bunların bu özelgeye aykırı hiçbir işlem yapmıyoruz dedi. O yüzden dedi bizim dedi aslında dedi anayasamız, kanunumuz özelgelerdir dedi. Hatta ben itiraz ettim ya başkanım dedim ne diyorsunuz? Biz öyleyse dedim okulda geleceğin müfettişlerini okutmaya çalışıyoruz. Hani size göndereceğiz. Biz dedim öğrencilere yanlış öğretiyoruz demek ki. Hani özelgeler bağlayıcı değildir, kimseyi bağlamaz. Dolayısıyla hani vergi hukuk açısından çok da önemli kaynaklar değildir diye. Yanlış mı öğretiyoruz dedi. Ya dedi biz dedi fiilen. Ama açıkçası ciddi bir özelge despotizmi var ülkemizde. Müfettişlerin de eli kolu bağlı bu özelgeler yüzünden. Özelgeleri yazanlar da böyle çok hukuk normlarına, bırakın hukuk normlarını, kanun normlarını yani kanun dediğine bile aykırı yazabiliyorlar. O yüzden böyle biraz diken üstünde gitmenizde fayda var bu konuyu uygulamayı yaparken. Garantici olmakta fayda var. İyi değerlendirip, iyi tartışıp, tüm yönlerini araştırıp ondan sonra bu adımları atmanızda fayda var. Ben teşekkür ediyorum sabrınız için. Tabii bu saate kadar gelince böyle kısa öz vermeye çalıştım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sunumlarından dolayı değerli konuklarımıza ve bizleri ekran başında izleyen meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Soru cevap kısmı yapacak mıyız? Soru cevap şeklini hocam baktım şimdi ama soru görmedim. Siz gördünüz mü? Bana gelen bir soru yok. Ben bilmediğim için. Bana gelen bir soru yok. Müsaade ederseniz Adnan hocam ben bir şey sormak istiyorum. Adnan hocam. Efendim üstadım. Ben size bir şey sormak istiyorum. Hiç boş kalmasın en azından. Şimdi bizim kurumlar vergisi kanunu 9. maddeye göre devralından kurumların zararları malum belirli koşullar adı altında devir tarihi itibariyle öz sermayeyi geçmeyen ve şeylerini belirtmek suretiyle beyanamelerini zamanında vermiş olmak suretiyle ve daha sonra o devralan kurumun konusunda 5 yıl istigal konusunda devam ettiğim sürede indirilebilir diyor. Peki illakin zararlı kurum mu devralanır? Zararlı kurum başkasını devralamaz mı? Tam tersi. Yani zararlı kurum başka bir kurumu devralsa, çünkü zararlı kurumun başka bir kurumu devralsa illakin kendi mesleğinde, kendi sektöründe olması şartı da yok. Evet. Peki bu durumda aynı konuya 5 yıl müddetle devam etme konusunu geçmiş olur muyuz, olmaz mıyız? Yok. Kendi bünyesindeki yani birleşmeden söz etmiyoruz değil mi? Devralmadan söz ediyoruz. Devralmadan evet. Kendi bünyesindeki devreden zararlar zaten var o şirkette. Var. Zaten var. Başka karlı şirket devraldı. Zaten düşüyor. Sorun yok. Tabii. Yani 5 yıl müddetle ben bu konuya devam edeyim gibi siz, diğer şirket devralmakta... Şunu demek istiyorsunuz. Her ikisi de zarar. Bu şirket. İşte zarar değil. Hayır. Yani
karlı şirket devralmış olduğu kurumun zararını 5 yıl müddetle aynı iştigal kurusuna devam etmek zorunda ya, bunu aşmanın yöntemi olarak zararlı şirket karlıyı devralsın diyorum. He. Evet, çok daha kolay. Ama diğer bir durumda gör. Onu tabii ticaret hukuku açısından değerlendirmek lazım. Yani piyasa koşullarına göre zararlı öyle olan bir şirket gidip karlı bir şirketi devralabilecek, hani şey daha da mı borçlanacak? Nasıl olacak? Hayır, hayır, şöyle mesela bakın, bir şirket diyelim ki 10 milyon sermayesi var. Yaklaşık 2 milyon zarar olmuş. Ama 8 milyonu duruyor. Evet. Devralınca şirket karlı. Tamam. Küçük ama karlı. Dolayısıyla onu çok rahat devralabilir. Tamam. Bu durumda bu geçmiş dönem zararının kaybedilmesi bir durum söz konusu olur mu? Olmaz. Olmaz. Tamam. Onu kastediyorum yani. Bunu aşabilme yönteminden bahsettim. Bu tabii. Aynen öyle. Evet. Teşekkür ederim en azından. Böyle bir farklı bir konu oldu. Tamam. Halit Hoca kısa bir not düşmek istiyorum demiş. Buyurun. Evet. Hocam teşekkürler. Ben de vakit ilerledi ama iki şey sadece söylemek istiyorum. Bu benim sunumun başında ben ona işaret ettim. Yani biz işte İsviçre'den veya Avrupa Birliği'nden bu birleşme, bölünme, tür değiştirmeyi almışız ama bizim vergi mevzuatı hala Türk oğlu Türk, yani hani öyle diyelim. Evet. Ama kimse yanlış anlamasın. Dolayısıyla Ticaret Kanunu'nun isterleriyle verginin hani isterleri birbirle alakasız ve insanlar da doğal olarak vergi dairesi ne diyor ben onu yaparım diyor. Yani biraz aslında ticaret kanunun gereklilikleri ikinci planda kalıyor. Önce bir vergiyi halledeceksin, sonra ticaret kanunu onun yanında taşıyacak, yani o öyle bir şey. Çünkü ticaret kanunu kurallarına uymadan yapamıyorsunuz yani. Ama ilk önce bir bu dengi bir halletmek lazım vergi işini. Bir bu. İkincisi Türkiye'de bir de hani şirketlerde çift defter mi diyelim, yani benim gördüğüm çok var. Anonim şirket ama içinde ortaklar bir adi şirket kurmuşlar. Evet. Yani vergi edeceksin, ticaret kanununu denk edeceksin, adi şirketi tasfiye mi edeceksin? Yani hani bunlar da şey durum. Yani şunu yine söyleyeyim. Hani ticaret kanunu bir yere gidiyor, vergi kanunları bir yere gidiyor. Bir de siz özelgelerden bahsettiniz. Bir de idare vergi kanunlarını daha da bir katı uyguluyor yani. Hani işin bir de zor yanı var. Aman yani herkes kelepçelenmiş vaziyette ki yani böyle zor durumlarda falan bu birleşme veya bölünme her neyse belki şirketler aslında kurtarıcı olabilir de hani bu vergi reformu, pardon şimdi hukuk reformu falan deniyor ya, aslında yani bu verginin hani halkı yani şirketleri rahatlatacak şekilde yorum imkanı sağlansa belki çoğu kişi rahatlayacak yani aslında. Çünkü atsam bir şey olur mu? Adım atsam bir şey olur mu? Sağa mı döneyim, sola mı döneyim? Yani ve bu adi şirket meselesi de şirket içindeki şirket de daha çok vergiden dolayı hani oluyor. Neyse. Hocam ben sizin dediklerinize şöyle bir ilave etmek istiyorum. Şimdi şirketlerin bu birleşme devir gibi işlemlerde ben şunu gördüm piyasada. Genellikle bu tarz hazırlıklar, bu tarz işlemler avukatlar devreye giriyor. Avukatlar aracılığı da yapılıyor. Avukatlar da ticaret kanunundaki kurallara dikkat ediyorlar. Şunu yapmamız lazım, şöyle yapmamız lazım, böyle yapmamız lazım diye. Vergi kanunlarını çok bilmedikleri için vergi kanunlarını biraz pas geçiyorlar. Mali müşavirler de sonradan mı haberdar oluyor artık? Nasıl oluyorsa ya biz bunları hepsini yaptık diye hani kanunen her şeyimiz normal diyorlar. Ama ön hazırlık dediğimiz işte o safayı vergi kanunları açısından dikkate almadan yaparlarsa bu defa vergisel açıdan açığa düşüyorlar. Yani bu vergi kanunları itibariyle açığa düşüyorlar ve çok ciddi, yani ben milyonlarca liralık böyle hani ek ikmali resen tarihatlarla karşılaşan şirketler gördüm. Ya dedim neden böyle yaptınız yani bunun, bakın şu hazırlıklarınızı, ya bizim işte o boyutunu avukatlar yapmışlardı. Bize de bir şey dememişlerdi. Biz hadi birleşiyoruz dediler şu tarihte. Böyle bir uyumsuzluk, dediğiniz gibi kanunların çatışmasından kaynaklanan böyle bir uyumsuzluk çıkıyor. O yüzden mali müşavirler işte şirket yöneticileriyle çok yakın ilişki içinde bulunup
Ona göre yani birlikte hareket etmelerinde fayda var. Hocam ben derste şunu söylüyorum. Şunu da gördüm ben. Yani birçok mali müşavir, hatta yeminli mali müşavir bu yapılan işlemleri neden maliye incelemeye alıyor ki diye böyle şaşırıyorlar sonra da. Ya bunlar zaten riskli faaliyetler olarak değerlendiriyor maliye. Yani burada bir operasyon yapıyorlar bunlar diyor. Kesinlikle inceliyor. Operasyon evet. Hocam bu yani hani hukuken de bir ama kötü anlamda değil de yani evet. Bir ameliyat yani bu aslında. Dikkatli olmak lazım. Ben ders anlatırken de çocuklara hep söylüyorum. Yani bizim öğrencilere piyasadan soran olursa da bu işe sakın hukukçu gözüyle bakmayın. Yanınızda herhangi bir mali müşavir değil, işi bilen, tecrübeli, vergi kısmında bilen mali müşavirle birlikte bu işe girişin. Kendi aynen. Başınıza asla buna dalmayın. Yoksa sonu kötü olabilir diye uyarıyorum. İnşallah dinliyorlardır yani. Ama dediğiniz %100 doğru. Hukukçunun tek başına yapacağı bir şey değil. Burada bir vergi adası var. Mutlaka oranın o kurallarına uymak lazım yani. Aynen öyle. Herhalde önümüzdeki işte seminerde mesela bölünme konusu ayrı bir derya, yani ayrı bir sorun, tam bölünme, kısmi bölünme, o oraya geldiğimizde ayrıca değerlendiririz ama yani maliye maalesef şey bakıyor yani katı bakıyor, yorumları çok sıkıntılı, o yüzden çok dikkatli olmak lazım bu işlemleri yaparken. Evet. Sevgili hocam bir de şöyle bir şey ilave etmek istiyorum bu noktada ben. Hemen hemen hepimizi dikkatini çeker. Bu arada Türkiye'de günlük hayatta hep görüyoruz. Ana caddelerde, şehir içinde 30 kilometre sürat yazıyor. 50 kilometre sürat yazıyor. Halbuki biliyoruz ki 82 kilometre sürat oldu şu anda. Yani bu %10 seyisiyle beraber, toleransıyla beraber 90 kilometreyi bulur. Burada bu tabela neden hala orada duruyor diye düşündüğünde hemen aklımda şu geliyor. Kardeşim zaten burada 50 gitmen lazım, 50 yazıyor diye. Amaç nedir? Devlet hata yapmaz. O nedenle mutlaka ceza yazmak zorunda gibi olunca dolayısıyla bizim de vergi idaremizin özellikle bu konularda görünüşte evet ben size vergisel olarak avantaj sağladım, teşvikler verdim, sözün gelimi bunu yapın veya şirket olarak kurumlarınızı satın, sermayenizi ilave edin dedim diyor. Nitekim bu şeyin çok eskiden kurumlar vergisinin geçici maddelerini koymuştu o. Daha sonra işte efendim kalıcı maddelere ilave oldu. Halen daha bu konular özellikle inceleniyor. Sebebi ise görüntüde evet ben sizin için teşvikleri yapıyorum. Bir takım şeylere katlanıyorum. Vergi almazdan vazgeçiyorum diyor ama her halükarda sonunda yine tabiri caizse gagalıyor gidip de şeyi. Buradaki amaç demek ki bağcıyı dövmek amaç gibi anlaşılıyor bir anlamda. Ama buna diğer bir ifadeyle mış gibi gözükmek demek belki daha doğru olur bilemiyorum. Ama Halit Hocam'a katılıyorum. Bizim her halükarda vergisel konularla ticari konulardaki konuların öncelikle bir paralelleştirilmesi lazım. Ama kimse buna orada değil. Herkes vergisel konuyu daha ciddi oluyor. Aman bir ödeme var işin içine şey yapmayalım düşüncesiyle. Ticaret hukuku biraz da üçüncü şahısların şikayetine bağlı kalmasından dolayı ihmal ediliyor gibi geliyor bana. Evet bunu söylemek istedim. Evet. Ya ben inanın şunu üstadım şunu dile getiriyorum vergi konseyinde. Eğer bu konuda kesinlikle çünkü mesela işte önümüzdeki oturumda gündeme gelir. Bölünme şu anda ne yaparsanız yapın nasıl yaparsanız yapın vergi istiyor devlet. Halbuki kanun vergisiz yapacak imkan tanımış. Evet. Ben hatta vergi konseyine dedim ya öylesi dedim bölünme. Tamamen vergiye tabidir diye düzenleme yapalım. İnsanlar bilsinler bari. Yani bunu yapsalar bile vergi ödeyeceklerini. Öyle deyince ya siyasi açıdan sıkıntı olur. Ama fiilen dedim yani bir bölünme yapılıp da vergi alınmayan bir bölünme var mı şu anda? Yok. Öyleyse dedim yani bu hukuken belirlilik ilkesine aykırı bir durum. Hocam vergisiz... Dava mı açacak yani mükellef? Hocam vergisiz bölünmeyi kendileri yazsınlar o zaman yani hani. Aynen işte. Yani vergi usul kanunu yazın dedim. Bölünme vergiye tabidir deyin bilelim yani. Ya şöyle yaparsan vergi almam desin yani vatandaş da bilsin. Aynen. Ya öyle diyor zaten kanun ama öyle yapsan bile hayır sen burada böyle yapmamışsın bunu bilmem ne yapmamışsın diye bir bahane buluyor yani. O yüzden sıkıntı ya senin... Düşüncen fikrin buydu
gibi. Aynen evet. Öyle. Aynen öyle. Evet hocam, teşekkür ederim. Biz artık herhalde sözü bırakacağız herhalde şeye, Kaan Bey'e. Evet. Kaan Bey, biz görevimizi yerine getirdik. Hocam ağzınıza sağlık. Sanıyorum herhalde gelecek ay mı yapacağız? Bundan sonra tür değiştirme, daha sonra bir bölüm yapalım. Aynen hocam, konuşalım. Tür değiştirme yapıp daha sonra mı bölüm yapalım? Yoksa birleşmeden bölünmeye geçip de daha, bölüm mü bence daha sonra yapalım Adnan hocam. Ne diyorsunuz? Olabilir. Gerçi hani tür değiştirme olur. Bölünme ondan sonra olabilir. Yani siz nasıl uyguluyoruz deriz. Daha mantıklı. Bilemiyorum artık bizim şey ne der, teşmen ne der, bu kalın ama fakat bana daha mantıklısı bu gibi geliyor bana. Evet. Doğru. Evet. Evet, Kaan Bey, bu konu size bir mesajdı. Artık komisyonda nasıl yaparsınız bilemiyorum. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Seminerin sonlandırmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Odu olarak cumartesi günü 14'te dönem sonu işlemleri seminerimiz olacak online olarak. Güler günün sonunda gerçekçi online eğitimimizi herkesi bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar, saygılar, saygılar. İyi akşamlar, saygılar. Görüşmek üzere.